Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Çok değerli izleyicilerimiz. Mahalli idareler seçimlerine az bir süre kaldı. Bir aydan daha az bir süre kaldı. Bizler de zaman zaman mahalli idareler seçimlerinde gerek ilinde gerekse de büyük şehirde aday olan adayları programımıza konuk ediyoruz. Sizin adınıza sorularımızı yöneltiyoruz kendilerine. Net bir şekilde soruyoruz, şeffaf cevaplar alana kadar da o soruların arkasında duruyoruz elbette. Bugün de soracağız. Ayrıca sizler de programa katılabilirsiniz. Önceki programlarda olduğu gibi seçim özel etiketine sorularınız varsa sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Hepinize hayırlı akşamlar tekrar merhabalar değerli izleyenler sizleri sevgili selamlıyoruz. Bugün önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Hüdapar Milletvekili ve Hüdapar Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Sayın Faruk Dinç bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Eyvallah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. çam medyadasınız milletvekilisiniz. E, tanınıyorsunuz ama biz bir kez daha bir siyasi yolculuğunuzu dinlemek istiyoruz. Bir de sizleri sizin dilinizden tanımak istiyoruz. Kısa bir şekilde buyurun. Evet, ben e, Faruk Dinç, Diyarbakır, Dicle, Pekmezciler köyünde doğdum. İlk öğretimi kendi köyümde okudum. E, ortaokulu Yatılı'da <laughs> okudum. Yatılı, Yatılı'da okumuş bir öğrenciyim. Liseyi Diyarbakır'da okudum ve 2011'de Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldum. Dokuz kardeş e, bir aileyiz. Ve <laughs> Hıdapar'a yolculuğumuzla, e, Hıdapar ilk e, kurucu ve Türkiye Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yaptım. Daha sonra e, Diyarbakır e, İl Başkanlığı'nı yaptım. Hıdapar Genel İdare Kurulu görevini e, yürüttüm. Şu an Hıdapar... Genel Başkan Yardımcısı, gençlik politikalarından sorumlu. Aynı şekilde Ödapır e Milletvekiliyim ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Yaşınızı adayınızı. söylediniz mi ben mi kaçırdın? Yaşım e, 39. 39, 39 yaşındasınız. Yani. Diyarbakır Diclek dediniz. Evet. Ee, Kürt var, Zaza var Diyarbakır'da. Biz Zaza'yız. Zazasınız. <laughs> yani. Peki. Yani Kürt zar 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 gelirken yani kurmaş zaza ben zazayız. Zazasınız. Peki hayırlı olsun program inşallah. Eyvallah. Eyvallah tekrar hoş geldiniz diyelim. Birçok sorumuz var hemen başlayalım evet. isterseniz. <laughs> Şimdi şöyle başlayacağız. Çalışmalarınız yoğun biliyoruz. Ee, öncelikle e, Diyarbakır'daki atmosferi de sormak istiyoruz. Nasıl bir seçim izleyeceğiz? Kaç aday var? Bu soruları da yanıtlayın ama en temel sorunun ne Diyarbakır'ın? Niye aday oldunuz Diyarbakır'a? Hangi çözümleri getireceksiniz? Böyle başlayalım. Yani şöyle söyleyeyim. Belki en temel temel sorun dersek Diyarbakır'ın sahipsiz olduğunu düşünüyorum. Evet Diyarbakır büyük bir şehir. Batıda İstanbul'un kıymetine ise doğuda da Diyarbakır o Evet. Diyarbakır sadece Diyarbakır'dan da ibaret değil. Diyarbakır bir bölge bölgeye hitap ediyor. Diyarbakır Mardin'e, Batman'a, Şırnak'a, Hakkari'ye ve e, Bat e, çevre illerin hepsine hitap eden bir şehirdir. Hatta Irak'a, Irak'tan bile çoğu kişi Gelip Diyarbakır'da tedavi olur. Bu ara mesleğim de eczacı. Yani. Ben oradan biliyorum. Böyle büyük bir şehir, 2 milyondan fazla nüfusu olan bir şehir. Ancak gelin görün ki hak ettiği değeri bulmamış. Bugün bir şehir hastanesinden bahsediyoruz. 10 yıla yakın bir süreçtir yapılıyor. 1500 esneklik payıyla birlikte 1500 yataklı bir hastane yapılacak deniliyor. ve Hatta şu an bu hastanenin çok hizmet verdiğinden dolayı yıpranmışlıktan kaynaklı bir tadilata girmesi gerekiyordu. Ancak bizim Diyarbakır'ımızda şu an bir şehir hastanesi yok. Özetle söyleyeyim. Bir tramvayla ilgili işte... Şehir hastanesiyle ilgili inşaat aşamasında kalması uzun mu sürdü? onu mu demek istiyorsunuz? Hem o hem kararı alındığı bir türlü yapılmadı yani sahipsizlik kastettim ya, evet. yani düzgün bir otorite ortaya konulmadı. Bu konuda ciddi bir şekilde karar alınıp ilerlenmedi. Hep böyle yalpalandı. Belki o süreçte bu hastane yapılsaydı, hani tam inşaat malzemesinden anlamıyoruz ne kadar fiyat tutuyor ama hı hı. E, belki 3-4 milyona yapılacak bir hastane bugün 5 milyara yakın e, bir bedelle ancak bir şehir hastanesi yapılıyor. ve Bu bizim bölgemiz için bir kayıp. Sonuçta bu karar alındığında Bakın yani başımızda 150 kilometre uzaklıkta el şehir hastanesi var ve evet, belki de evet. nüfusu Diyarbakır nüfusun dörtte biri değil. Hı -hı. Ne zaman yapılmış? 2018'de. Yozgat'a baktığımız zaman 2017'de yapılmış belki şehir hastanesi. yani Yozgat'ın nüfus oranı Diyarbakırın dörtte birine kadar da belki yok. Ha bu şehirlerimiz hak etmiyor mu? Tabii hak ediyor. Ama bu memleket niye bu şekilde sahipsiz kalmış? Otoban gelmiş Şanlıurfa'da durmuş. Bu tarafa evet. gelmiyor. Büyük şehirlerde tramvay var, metro var, trambüs var, teleferik var, e, hızlı tren var. Her türlü ulaşım e, araçları varken ama Diyarbakır'ımızda da bu konuda e, yeteri kadar e, hizmet görmemiş ve yeteri kadar bir sahibi açıkçası olmamış. Hep böyle emanet bir yönetim şekli var ve biz açıkçası bu memleketin belki birinci problemi vatandaşın muhatap alabilecek ve bu konuda sorumluluk alacak, bu memlekete hizmet edecek bir sahip arıyorum Diyarbakır. Diyarbakır'ın en büyük problem olarak ben bu şekilde Yani siz Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş olsaydınız, evet. daha önceki dönemlerde bugün saymış olduğunuz bu problemler olmayacak mıydı? Yani bir şehir hastanemiz olacak <laughs> mıydı? Ben de ona ekleyeyim. Nasıl? Şunu söyleyeyim. biz olmadan da şu an milletvekili ve mecliste dile getiriyorum. Hı hı. Ee, bu konuda tabii ki bizim gücümüz nispetinde biz dile getiriyoruz. Bu sadece... Gündeme taşıyorsunuz. Tabii bugün Diyarbakır'ın 12 milletvekili mi var? Evet. Bu 12 milletvekili bu konuda ne yapıyor? Hepsi mesul. Biz şu parti, bu parti evet. değil. Hepsi bu konuda bir mesuliyet altındadırlar. Birinci öncelik bu hastanenin bitirmesi için acil bir eylem planıyla bir otorite ortaya konulmalı ve Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçecek bu hastane bitmeli. Çünkü Diyarbakır'ın hani problemleri dediniz. Birinci şikayetlerden biri ulaşım. En çok sahada geziyorum. Ulaşımla ilgili problemler dile getiriyor. İkincisi de sağlıkla ilgili. Tedavi olamıyoruz. işte randevu alamıyoruz. Diş tedavisi olamıyoruz. Hastaneye gidemiyoruz. Özel hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Kaldı ki Diyarbakır'ın ekonomik durumu olan vatandaşın hali ortadadır yani bugün bir özel hastaneye gitmek ve bir asgari ücretli düşünün, dar gelirli birini düşünün. Sabit Oldukça gelirli zor birini düşünün. Olur. Gerçekten çok zor ve bu da dolaylı olarak vatandaşı etkileyen ciddi bir problem. Peki Sayın Dinç ben buradan devam etmek istiyorum. Şimdi yaklaşık bir yıldır milletvekili olarak görev yapıyorsunuz Hüdapar'da. Ya. bahsettiğiniz en azından şehir hastanesiyle ilgili özelde sormuş olayım. Bu sorunu gündeme taşıyorsunuz. Tamam gazeteci olarak takip ediyoruz, görüyoruz. Siz bu sorunun giderilmesi adına Sağlık Bakanlığı yetkilileri veya Sağlık Bakanlığı'yla birebir görüşüp işte Diyarbakır gibi büyük bir şehirde bir şehir hastanesinin bu kadar uzun sürede yapılmaması hani neye bağlıyorsunuz diye en azından sorabildiniz mi? Ya da yetkililerle ilgili bir girişimde bulundunuz mu? Ya tabii şimdi bu vaktinde yapılmadığından dolayı bir firma aldı. işte yüklenen firma e Maalesef o da şeyin mağduru oldu enflasyon yükselince. Evet. E, o şey e, ihaleden kurtarmadı, Geri çekildi. Tekrardan ihaleye Doğru, girdi. Bundan kaynaklı yani. şu an gecikmiş. Ama önceki dönemde de sürekli e, ötelendi, ertelendi. Farklı e, hesaplar yapıldı. Bir türlü bir sonuca bağlanmadı. Aslında kastettiğim bir sahibi, bir otorite ortaya koyup burada acil bir hastane gerekiyor. Ee, ne gerekiyorsa bunu yapılma. Bu konuda mecliste de bu konuyu dile getirdim. Evet. Tabii e, benim seçim bölgem Mersin'di. O, Hı -hı. o zaman oradaydım. Ama Diyarbakır il başkanıyken o zaman da bu konuyu dile getirdik. Evet. Ve bundan sonra da inşallah bakanlıkla da olsa irtibata geçeceğiz. Diyarbakır'a ne hizmet gerekiyorsa biz bunu yapacağız. Yani 1 Nisan itibariyle ilk yapılacak işlerden biri şehir hastanesinin... 1 Nisan itibariyle e, vatandaşlarımız... Bizi kendine belediye başkanı da yapsa çalışacağız bunu evet. net söyleyeyim. Yapmasalar da milletvekili olarak Hı. Diyarbakır benim memleketimdir ve evet. kadim bir memlekettir. Bu memlekete hizmet etmek açıkçası bizim için de büyük bir şereftir, bir aşk ve tutkudur. Bunu yine yapacağız. Evet. Bu memlekete hizmet Bu edeceğiz. Seçilmeseler de. Tabii Hayır, sadece değil, yani getirecek. şunu da belirteyim. Birileri Diyarbakır'dan bahsederken işte ciğer den bahsediliyor. Evet. İşte karpuzdan bahsediliyor. Karpuz festivali, yok bilmem ciğer festivali. Diyarbakır sadece karpuz ve ciğerden ibaret değil ki. Diyarbakır bizzat Kur'an'da ismi isimleri geçen peygamberleri bağrında basan kadim bir memleket. Doğru. Diyarbakır Doğru. Mekke, Medine'den sonra sahabelerin en çok uğradığı sahabeler şehridir. Hı hı. Diyarbakır İslam dünyasına, Türkiye'de demiyoruz, İslam dünyasında 5. Harem-i Şerifi, Ulu cami barındıran ee, güzel bir memlekettir. Hı hı. Bu güzel memlekete gerçekten e, Peygamberlerin ayak izleri olan, sahabelerin ayak izleri olan, belki terlerin döküldüğü yerler, gözyaşlarının evet. döküldüğü memleket ve bu memlekete e, biz bu gözle bakıyoruz ve belki memleketimizin asli değerlerine kavuşması için biz çalışacağız, gayret edeceğiz ve bu memleketin insanları da çömerttir, misafirperverdir hı hı. gerçekten. Aile bağlarıyla olsun, kültürüyle olsun, her türlü e, güzelliğe sahip bir memlekettir. Bu memlekete biz yine de hizmet edeceğiz. bunu. Edeceğiz. Söyleyeyim. Belki özel olur ama siz mi tarif oldunuz Diyarbakır'a? Yani Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına yoksa talep mi geldi size? Soruyorum. Ya da partiniz mi e, belediye başkanı adaylığına uygun gördü sizi? Yani e, şunu söyleyeyim, tabii ki e, Diyarbakır'da çok hizmet ettik. Diyarbakır'da kaldım. Diyarbakır'da çalıştım. Diyarbakır'da il başkanlığını yaptım. Diyarbakır'da peki neredeyse dokunamadım, dokunmadığımız vatandaşımız yok. Çoğuyla tanışıyoruz, işli dişliyiz. Hem vatandaşın bu konuda ciddi bir talebi vardı. Hem de partimiz de bu konuda uygun gördü. Biz de görev verilince Allah'ın izniyle aşkla koşacağız, aşkla hizmet edeceğiz. Ve bu hizmeti de yaparken e, ibadet aşkıyla yapıyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize ve tüm Müslümanlara bir talimatı var. En hayırlı insan, insanlara faydalı olandır. Biz de bu memlekete faydalı olmak, bu insanlarımıza faydalı olmak için yola çıkmışız. Rabbim mahçup eylemesin. Ama çok isteklisiniz. Mesela az görüntüler de şu an geçiyor. E, takip ediyorum ara ara. Evet. Böyle Diyarbakır sokaklarında yürümek sizi böyle evet. mutlu ediyor. Görüyoruz. Evet. Yüzünüz sürekli gülüyor, gülümsüyor. Büyük ihtimal siz de istemişsinizdir. Tabii e, Diyarbakır'ı e, Diyarbakır istiyoruz. Evet. Diyarbakır'ı seviyoruz. Bu memleket dediğim gibi yani sahabe ayağı, e, sahabelerin ayağı izleri olan, peygamberlerin ayak izleri olan yani Peygamber'in göz yaşı döktüğü bir memleket. <laughs> ee, bu, bu, bizim için apayrı bir değeri, bir kıymeti var. Ve Diyarbakır'ın da inşallah bizim belediyeciliğimizde sadece karpuz ve ciğerle anılmayacaktır. Evet. Eyvah. Diyarbakır Eyvah. peygamberler, sahabelerle anılacaktır. Eyvah. bahsettiğiniz gibi e, nüfus bakımından olsun, yüz ölçüm olarak olsun büyük bir şehre e, belediye başkan adayısınız. Evet. E, hakikaten e, bu büyük şehirlerde çalışmak normal, e, il e, olan, belediye adayı olacak olanlar için biraz daha zor galiba. İnsanların tamamına ulaşmak biraz daha zor olsa gerek. Haliyle e, biraz da kampanyanızdan bahsetmek istiyoruz. Kampanyanız nasıl ilerliyor? Sokaklardasınız, e, sokaklardan geri dönüşler nasıl? E, halkla direkt e, diyalog kurduğunuzda? Halkın size bakış açısı nasıl? Çünkü farklı söylemlere sahipsiniz anladığım kadarıyla. Diyarbakır'da da farklı söylemler biraz daha ön plana çıkması gerekiyor galiba. Siz değineceksiniz belki de. Bir de anket yapıyor musunuz? Yapıyorsanız anketlerde durum nedir Diyarbakır için? Yani her şeyden önce şunu söyleyeyim. Biz Diyarbakır'ı geziyoruz. Mahallesini, sokağını, esnafını... Köylerini, mezralarını geziyorum. Her gün bir yerdeyim sabah gidip geç saatlere kadar dolaşıyoruz. Yani o bir gününüzü de bize anlatmanızı isteyeceğiz. Ne evet. zaman başlıyorsunuz? Eve gittiğinizde evlisiniz galiba. Çocuklarınız var mı bilmiyorum. Çocuklar var. uyumuş Her mu, uyumamış mı? <laughs> Bunu da bize şöyle biraz anlatın istiyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Biz genelde sabah sekiz buçukta yola revan oluyoruz. Hı -hı. Ee, sahaya çıkıyoruz vatandaşa dokunuyoruz, köylerine gidiyoruz. Aslında şunu söyleyeyim, belki deseniz hani siz vatandaşın içinde misiniz, halkın içinde misiniz? Biz halkın kendisiyiz, içinde değiliz. Evet. Biz bu memleketin sorunlarına hakimiz. Hangi mahallesinde, hangi köyünde ne soru ne sıkıntı var biliyoruz. Çünkü biz de onlar gibiyiz. Şunu söyleyeyim. mesela vatandaşımızın yanına gidince rahat bir şekilde bize açılabiliyorlar. Yani bizim, biz de o yollardan geçtik. Biz böyle birden tepeden konma buralara gelmedik. Gerçekten çok yokluk gördük. Okul okuduğumuz zaman, yatılı sürecinde olsun, lise yıllarında da olsun. Biz böyle rahat bir hayatla buraya gelmedik. Ve bu vatandaşın bu milletimizin ne çile çektiğini biliyoruz. Bundan evet. dolayı biz onların yanına gidince gerçekten ciddi bir teveccühü var. Hatta fotoğraf çekenler Bizi arıyorlar fotoğrafımızı niye hala paylaşmamışsınız? Hmm. Fotoğraflarımızı paylaşın. Evet diyor bizi paylaşın. Ee, biz gurur duyuyoruz e, Hüdaparlı olmak. Çünkü Hüdapar'ın <laughs> duruşu olsun, çizgisi olsun... Mesela seçim propagandasını dediniz, çalışmalarınızı dediniz. Bizim hiçbir çalışmalarımızda e, biz kutuplaştırıcı bir dil kullanmıyoruz. Kin, nefret, kin nefreti bayraklaştıran bu tür söylemlerden asla söylemlerde bulunmuyoruz ve bunlardan uzak duruyoruz. Çünkü bize göre Diyarbakır'ın farklı etnik gruplarıyla, ile, kültürüyle, mezhepleriyle hepsi zenginliklerdir ve o yaklaşımda halkımıza gidiyoruz. Hatta bizimle aynı dünya görüşünden olmayıp da ve sizinle aynı dünya görüşünde değilim ama bu sefer oyumu para ver, vereceğim diyen çok kardeşlerimiz. Bir aday için bu en önemli başarılardan biri olsa gerek. Kesinlikle. Yani çokça karşılaşıyor musunuz bununla? Çokça karşılaşıyoruz. Hatta şunu söyleyeyim, yani belki yüzlerce kişi bir arada. Biz daha önce huda ÖDAPAR tanımıyorduk, ödapara hiç oy vermedik. Ama bu seçimde biz oyumuzu huda para vereceğiz diyen çok var. Bunun arka planında yatan sebebi doğrusu merak ettim. Şimdi demin. Kutuplaştırmadan bahsettiniz. Rakiplerinizde böyle kutuplaştırıcı bir dil mi söz konusu? Siz de akabinde vatandaşla karşılaştığınızda e, o kutuplaştırıcı dili sizde görmeyince mi bu e, sempati oluşuyor? Ne oluyor? Yani arka planda ne yatıyor? Yani şunu söyleyeyim. Biz kutuplaştırıcı dil kullananlara da yine birlikten, mesela özellikle Kürt bölgesinde yaşıyoruz. Kürtlerin birliği, Kürtlerin huzuru, Kürtlerin kardeşliği. Biz bu yönden mesajlarımızı veriyoruz... Çünkü bu memleket özellikle Diyarbakır ve Doğu bölgesi memleketi çok kan ve gözyaşı gördü. Bizim hmm. bu Kürt kardeşlerimizin kanı bu kadar ucuz olmamalı. Ve bu yönden biz birliğe yönelik, kardeşliğe yönelik, huzura yönelik, huzurlu ve güvenli şehirlerin oluşmasına yönelik çalışıyoruz. Biz kendi hizmetlerimizi anlatıyoruz. Biz hiçbir partinin düşmanı falan şeklinde bu bu şekilde bir söylenen asla bulunmuyoruz. Biz kendi çalışmalarımızı anlatıyoruz. Kendi hizmetlerimizi anlatıyoruz. Vatandaş aslında görüyor. Yani sonuçta şunu da belirteyim. Belki bir parantez açalım ama ben milletvekili olurken vatandaş esnaf ziyareti yaparken bana diyorlardı ki sayın vekilim diyor seçimden önce gelirsiniz ama seçildikten sonra bir daha sizi görmeyiz diyorlardı. Onlar bana bu soruyu yönelttiği zaman yönettikleri zaman gerçekten biraz da utanç duyurdum ter basıyordu beni yani ben nasıl bir iş yapıyorum bu siyaset kurumu bu kadar da mı kirlenmiş İnsanların bu kadar da yani güveni e, zedelemişler diye bu siyaset kurumuna karşı gerçekten ciddi bir yani hayal ediyordum ter basıyordu beni ve hmm. buna cevap da de veremiyordum çünkü şu an milletvekili olmamıştım o zaman adaydım hmm. aday olduğum süreçte işte ben size çok geleceğim ziyaret edeceğim sana çok gerçekçi durmuyor. Sadece şunu diyordum. İnşallah öyle olmaz diyordum. Ve evet. seçildikten sonra damaz mazbatamı almadan ilk işim gittim vatandaşlarımı ziyaret ettim. Hı. O ziyaret ettiklerimi eee çoğunu hemen hemen hepsine ulaştım. Hatta daha önce ziyaret etmediklerim esnafı da ziyaret ettim. Bir esnaf ziyaretinde bir kadın esnaftı. Dedi ben 30 yıldır esnafım ve sizlere de hiçbir size yakın olanlara da hiç oy vermedim. Ancak dedi ne arıyorsunuz burada yani derdiniz ne ne çalışması? Seçimden sonra. Seçimde hemen ha, seçim sonra. de bitmiş. Seçimde bitmiş. Yani. Tabii haklı olarak yani. yani Normada haklı değil ama. Siyaset kurumuna alış olan güvensizlikten Tabii. dolayı haklı bir soru. Aynı. Alışık olmadıkları. Yani bilmiyorum. alışık olmadıkları zaten onu itiraf etti. Dedin siz beni vekil seçtiniz. Ben sizin vekilinizim ve ben sizden mesulüm. Benim inancıma göre ben sizden mesul olduğum için size hizmet etmem lazım. Bu vekaletimin gereğini gibi yaşamam gerekiyor ve bunun sorumluluklarını yerine getirmem gerekiyor. Ondan dolayı sorun taleplerinizi dinliyorum ve ilgili kurumlara, bakanlık kimse onlara iletiyorum dedi. Nasıl bir karşılık buldunuz? Dedi, bizim gerçek milletvekilimiz sensin. Evet. Biz bugüne kadar böyle bir şeye şahit olmadık. Hmm. Ve durmadım. Bakın Hüdapar'ın dört milletvekili var. Mersin'i e, esnaflarını ziyaret ettim. Onları bitirdikten sonra Seçim sonrası. Tabii tabii. Hemen evet. seçim sonrası. İlk işim deprem bölgesine gittim. Malatya'daki deprem bölgesini gittim, gezdim. Tabii turistik amaçlı gezmedim. Bazen hmm. bir hafta boyunca, bazen 3-4 gün. Sabahtan geç saatlere kadar köylere gidiyorum. Sıkıntıları varsa dinliyorum. Valilik'in yanına gidiyorum, görüşüyorum. Problemleri çözmeye yönelik. Hmm. Ondan sonra yine durmadım. Adıyaman'a gittim. Adıyaman'ın köylerini, ilçelerini gezdim. Belki şu an bizi izliyorlar. Hmm. Gerger'deki Köylere gittim. Ta Çüngüş'e dayanan köylerine kadar geldim. Hatta vatandaş çoğu dedi biz hayatımızda ilk defa milletvekili görmemişiz. İşte onu soracaktım aslında. Ya tepkileri biraz anlatın bize. Seçim sonrası evet. ziyaretler yapıyorsunuz. Yani vatandaşlar... Bir tanesi beslesi. şunu söyledi. Elini kaldırdı. Dedi sayın vekilim bir soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun dedim. Dedi ben hayatımda ilk defa 3 metre uzaklıkta bir milletvekili görüyorum. Hmm. Tabii ben de dedim, vallahi ben de ilk defa kendimi görüyorum. Ben de bugüne kadar milletvekili görmedim. Evet. Çünkü milletvekilleri evet. halkın içine gidip halkın sorunla ilgilenme noktasına sorun yeteri kadar bir ilgi alaka yoktu. İyi milletvekilleri yok mu? Var. Ama biz çoğunu görmedik en azından. Kısa keseyim. Adıyaman'ı gezdim, durmadım. Bingül'ü e gittim. İlçelerinden Karlova'sına kadar gezdim. Ondan sonra Elazığ'ı gezdim ve en son Kırıkkale'ye sonra meclise gittim. Oradaki evet bir milletvekili arkadaş da söyledi hani neredediniz falan dedim ola bu kadar illeri gezdim ve çoğu milletvekili de şunu söylüyor çok yoğunuz işte ee, yoğun olduğumuz için her, her telefona da cevap veremiyoruz falan bu tarz şeyler söyleniyor. ben şuna inanıyorum İnsanda hizmet etme aşkı varsa hem vakitte vardır hem imkanla vardır evet. ama sende <laughs> hizmet etme aşkın yoksa bahaneler de vardır bahaneler de çok. Hizmet etmek isteyene sebep çok. Hizmet etmek istemeyene de bahane çoktur deyip şey yapabiliriz evet. yani. Bu Mi, milletvekilliğinde algıları değiştirmişsiniz. Bunu belediyede de göreceğiz. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Peki. Bu konuda şimdilik inşallah diyoruz. Ama 1 Nisan'dan sonra vatandaşımız bunu anlatacaktır. Çünkü biz bu hizmetleri farklı bir anlayışla yapmıyoruz. Evet. Biz bu vekaleti aldıktan sonra Çoğu zaman gece uykumuz gelmiyor. O vatandaşın durumu ne oldu? Onun sıkıntılarına nasıl çözüm bulabiliriz? Vatandaşımız şu an bizi izliyor. Bizi arıyorlar ve hepsine cevap da veriyoruz. Şunu da belirteyim. İlkin milletvekili olduğumuz zaman meclis bize bir hat daha verdi. İşte iki telefon kullanmak gerekiyor diye. Tabii biz de heyecanlandık. Dedik belki çok yoğun olacağız. Bir telefon kurtarmaz. Hemen ikinci telefonu da aldım. Hı hı. Ancak şunu göreyim. Bir, iki, üç yani... Ben vatandaşla konuşmasam ikinci telefonu ne yapacağım? Direkt onu yine eve atmışım ve tek telefonumla, eski telefonumla yine vatandaşımın sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Yani telefon yani. hattınızı milletvekili olduktan sonra değiştirmediniz. Değiştirmemişim. Eski hattımla halen vatandaşımla görüşüyorum. Sıkıntılarını da çözeriz. İmkan vardır. İman varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır bu yani. konuda. Yani. Yeter ki insanda bu memlekete hizmet etme isteği olsun. O konuda bence vakit de vardır ki kaldı ki biz dört milletvekiliyiz. Belki çoğu siyasi partilerin bir ilde dört milletvekili var. Beş milletvekili var, yedi, sekize kadar milletvekilleri var ve şu anda ben Diyarbakır için söyleyin vatandaşı geziyorum. Çoğu da biz hiçbir şekilde bizim evimize gelip, evimizde oturup bizimle muhabbet eden, hasbihal eden milletvekili görmemişiz diyen çok çok yani. ...şeylere de şahit olduk örnek Peki. Ee, projeleri konuşalım ama şöyle... ...vakitte çok hızlı geçiyor bu arada... ...sohbet güzel. Evet. Ee, Diyarbakır siyaseti... ...yani yerel seçimlerde olsa... ...biraz daha ideolojik... E, ...bakış açısına sahip. Bu sürekli böyle olmuştur. Daha çok söylemler ön planda olur. Söylemler konuşulur. Siz de ana dilde... ...eğitimle <laughs> ilgili bir kampanyada... ...yürütüyorsunuz aynı zamanda. Bir yürüyüş de yaptınız... Bunun e, kampanyanıza etkisini merak ediyoruz. Nasıl bir etki oluşturdu kampanya boyunca? Ve Veya Ankara'dan ilgili... tepki aldınız mı? Mesela Zafer Partisi'nden. Şunu söyleyeyim. Ee, Söylemi açıklayayım sonra ana dile geçeyim. Gerçekten bu güzel memlekette belki en çok üzüldüğüm ve <laughs> e, dert ettiğim bir konu da Maalesef burada bir etkinlik yapıldığı zaman batıdan veya farklı yerden biri böyle bir konferans salonu düşünün veya bir miting alanını düşünün. O platforma çıkan konuşmacı genelde şunu der. Tev hayratın der. Herkes evet. o alkışlar. Ondan sonra o söyleme hizmet hizmetler hepsi kurban gider ve öyle götürürler işi. Biz şunu söylüyoruz. Tev hayratın çok güzel. Önemli. Gerçekten dilimiz kültürümüzdür, geleceğimizdir, istikbalimizdir, her şeyimizdir. Eyvallah, bizim değerimizdir. Peki tevhidatın için ne projeleriniz var? Ne yapıyorsunuz? Bununla, buna yönelik hangi hizmetler var? Bunlar gidiyor. Türkçe ya da... Bilmeyenler için hepiniz hoş geldiniz anlamında. Hepimiz mi? zaten biliyoruz. <laughs> yani bu Diyarbakır halkı zaten tevhidatını bilmeyen yok. Yani bu yönüyle, bu memlekete hizmetleri konuşun tevhiratını evet evet onu söyledinse bu kez tevhiratın için ne yaptın? Mecliste ne çalışmalarınız var? Ondan sonra belediyeyseniz belediyede hangi hizmetleriniz var? Bunları konuşmanız gerekirken ama maalesef bu söyleme özellikle Diyarbakır için söyleyeyim. Bu söyleme çoğu hizmetler bu siyasal söyleme kurban gidiyor. Hı. Bize göre ana dil için yürüyüş dediniz. Bize göre ana dil siyaset üstü bir meseledir siyasi bir mesele, siyasi bir malzeme veya siyasi bir propaganda değildir. Bazıları bize diyorlar işte siz ana dil için bu sene yürüyüş yaptınız seçim var. Biz geçen sene de ana dille ilgili açıklamalarımız var. Ana dilin seçmeli derslerle ilgili açıklamalarımız var. Ve bu konuda ana dilde eğitimle ilgili bizim parti programımızda var. Geçen sene mi koyduk? Yok. Parti kurduğumuz zaman 2012'den beri hmm. ana dilde eğitim olsun diye bizim parti programımıza yerleştirmişiz. çünkü yerleştirmişiz ana dil e, e, diller Allah'ın ayetidir. Biz o mesela bu değerlendiriyoruz ve diller zenginliktir. Diller kültürümüzdür. Biz dillerimiz varlığımızdır. Yani bu konuda ana dilimize sahip çıkıyoruz ve bu konuda da somut bir şeyler diyoruz yapalım. Mesela hatta hedefimizi söyleyeyim. Bir önceki sene biz dedik ki 20 bin e, öğrencimiz seçmeli dersloları işte. ...Kürtçe yani Kurmancı veya Yazazaki seçsin. Bu sene dedik hedeflediğimiz... ...kendi aramızda arkadaşlarımızla içeri ederken dedik... 100 bin kişi seçsin. Amaç somut bir şeyler yapmak. Yani evet. gençlerimiz kültürünü, değerini... ...ana dilini öğrensin, unutmasın. Hatta şunu söyleyeyim... E, ...bu seçmeli dersler sürecinde... ...bir tane e, okul müdürümüz... ...ve bir iki okul müdürü benimle iletişime geçti. E, Sayın Başkanım dediler işte... İmam Hatip ortaokullarında işte 5, 6, 7. sınıfta Zazıca seçmeli ders yok. 8. sınıfta tek Zazıca seçmeli ders var. Bu konuda burada da olsaydı daha iyi olurdu. Tabii bizim siyasetimizde şovmenlik yok. Çıkıp şovmenlik yapabilirdim. Niye 5. 6. 7. sınıfta yok? Böyle bir şey olur mu? İşte böyle bir propaganda da izleyebilirdik. Ama bizim Hüdapar'ın anlayışında amaç sorunu çözmek. Hizmet etmek. Bu memlekette yani bu soruna bir çözüm bulmaktır. Bu konuda hemen <laughs> yapmam gereken e, Milli Eğitim Bakanı'yla görüşmektir. Yani bunun Hı -hı. çözümü budur. <laughs> Milli Eğitim Bakanı'yla e, görüştüm, iletişime geçtim. Ve bu sorunu aktardım Sayın Bakanım dedim, yani bizim e, öğrencilerimiz sadece e, İmam Hatip Ortaokulu'nda 8. sınıfta seçmeli ders var. 5, 6, 7'de yok. Bunun çözülmesini istiyoruz. Bizim gençlerimiz ki kaldı ki çocuklarımız zaten ciddi bir şekilde dillerini unutuyorlar. En azından bu seçmeli ders yeterlidir ama bu da önemlidir. Hı hı. Biz istiyoruz ki ana dilde eğitim olsun ama şu an bu süreçte bu var bunun için çalışacağız. bunun olması gerekiyor. Okulu söyledi, okulu çıkarttım, sistemi çıkardım ona modül diyorlardı. Onu çıkardım hı hı. bir şekil gösterdik. Ve en son bana dönüş yaptı sayın vekilim. 5. 6. 7. 8. sınıfa kadar bizim öğrencilerimiz Zazıca seçmeli ders seçebilirler. Biz de tebrik Yani bizim evet. hedefimiz hep derslerin yani daha doğrusu kurmancı veya zazeki için bunun için bir hizmet yapmak. Yani çözüme kavuşturmak. Yani bugün bizim bağırıp çağırmamız <laughs> eğer bir çözümse eyvallah bağırır çağırırız. Ama ee, önemli olan soruna soruna çözüm bulmak. Peki. Ben... E, bu bu bununla devam edelim. Çünkü e, şimdi yani ana, ana dil e, en doğal talep. Yani bununla ilgili bir eğitim müfredatının oluşması e, bir vatandaşın en doğal talep. Bunda bir itiraz söz konusu değil elbette. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı e, zaman zaman yurt dışı seyahatlerinde e, Türkiye vatandaşlarıyla buluştuğunda özellikle o ülkede yaşayan Türkiye vatandaşlarına ana dillerinin üzerinde durmalarını tavsiye ediyor. Hatta bununla ilgili destek de veriyor. Şimdi burada ise ana dilde eğitim veya ana dil ikinci resmi dil ifadeleri kullanıldı mı siyaseten bir ayrıştırıcı Durum sanki söz konusu oluyor. Böyle bir atmosfer oluşuyor. Haliyle siz ana dille ilgili bu çalışmalarınızı yaparken bir tepki aldınız mı? Tepki gösterenlere aslında bunun tepki gösterilecek bir durum olmadığını anlatabildiniz mi? Yani bu bölgede ya yani Türkiye'de ana dil denilince sanki bir ayrıştırıcı ifade kullanıyormuşsunuz gibi bir hava oluşuyor. Ya da oluşturuluyor öyle bir algı var. Yani şöyle söyleyelim ee, gerçekten ana dil denince hatta şöyle söyleyeyim kürtçe denince kürtçe denince bazıların o çizgi filmlerde olduğu gibi yıldızlar kafalarında çıkıyor vatan bölünüyor gibi bir algı oluşuyor. Yani aslında bu algıyı kırmak lazım. Niye vatan bölünsün? Yani Amerika'sında olsun, Hindistan'da olsun, yok Belçika gibi bir belki İstanbul kadar bir eee ülkedir. 3 tane resmi 3 tane dilde, ana dilde eğitim verilebiliyor. Evet. Ve bölünmüyor. Yani bizim m, ülkemizde niye bir bölünme olsun ki? Bu konuda e, öyle bir algı birileri oluşturulmuş ve Kürtçe denince direkt meseleyi bir teröre indirme vardır. Bu doğru bir şey değildir. Kesinlikle bu kabul edilir bir tarafı yoktur. Birileri bu şekil halkı kutuplaştırmış, işte bu konuda bir kin ve nefret halka da empoze edilmiş. Bu tür tarz tepki verenler oluyor ama olsun biz kin ve nefret dilini kullanmıyoruz. Ana dil ana sütü gibi helaldir. Hı hı. Herkes konuşabilmelidir. Allah'ın ayetidir bu konuda. Bizim belediyeciliğimizde yani Allah'ın izniyle Diyarbakır belediyesini biz aldığımız zaman çok dilli bir belediyecilik sistemini de geliştireceğiz. Çocuklarımızdan yetişkinlerimize kadar ana dillerini öğrenmeleri için kurslar açacağız. E, mahallelere e, uygun ortamlarda, şartlarda e, kurmancı izazaki Arapça isteyenin ana dilinde kurslar açacağız. Sadece yetişkinler değil, çocuklarımız için özellikle e, kreşler açacağız. Çünkü şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Belki bizim annemiz, babamız veya bizlerden sonra çoğu çocuklarımız kendi ana dillerini unutacaklar ve bu büyük bir kayıptır. büyük bir zenginliğin kaybıdır. Hatta şunu söyleyeyim, çoğu çocuğumuz belki şu an kendi anneannesiyle veya dedesinin tecrübelerinden yararlanamıyor, onlarla iletişime geçemiyor. Şunu da belirteyim. Buyurun, ben özel olarak annenizle mesela konuşurken hangi dili kullandığınızı soracaktım. Ya da çocuklarınızla konuşuyor musunuz az önce? Evet. Evet, şimdi. Benim annem tabii <laughs> zazaca konuşuyor. Annem Türkçe bilmiyor. Ee, benim eşim Türk'tür. Ee, Sivaslı. Nasıl anlaşacaklar? Annem eşim zazaca öğrenmiş. Türk'tür. -tür. Lere düşman. Ben Türkçe ha. öğrenmişsem o da zazaca öğrenecek. Ve öğrenmiş. Ha. Annemle de zazaca ee, konuşuyor. Yani e, olmayacak diye bir şey. Yok, e, şunu söyleyeyim. Yaşadığım bir anı aklıma geldi siz bunu söyleyince Şimdi ilkokulda biz okuduğumuz zaman bizim zamanımızda televizyonda yoktu. Sıfır Türkçe. Hiç bilmiyorduk. Ve doğru dürüst ilkokulda okuyamadım. Hatta 6. sınıfa kadar Türkçe bilmiyorduk. Ee, Ankara'da bir tane e, bir programda e, bir spiker bana mikrofon e, uzattı işte Kürtçe ile ilgili, ana dille ilgili soru sorunca ona şu cevabı verdim. Dedim mesela Ankara'dayız. Ankaralı bir çocuğa Tarım nedir deseniz benim zamanımda benim okuduğum süreçte belki Ankaralı çocuk hayatında tarım görmemiş ama tarımla ilgili bir iki kavram kullanabilir evet. ama ben tarımın içinde büyümüş bir çocuk olarak bana tarımla ilgili bir soru sorsaydınız hiçbir cevap veremezdim hiçbir cevap hı hı. bilmiyordum çünkü peki burada eğitimde fırsat eşitliği vardır diyebilir miyiz? Altıncı sınıfa kadar benim derslerim e, hepsi zayıf diyorduk o zaman. Peki altıncı sınıftan sonra e, derslerde hep e, başarıyla bitirdim. Üniversiteyi de kazandığım zaman büyük bir başarıyla da kazandım. eczacılık Fakültesini okudum, mezun oldum. O zaman demek ki zeka ile ilgili bir problem yokmuş yani. Evet. Bilmiyorduk çünkü. Okuduğum hatırlıyorum, okunan hikayeden bir şey anlamıyordum çünkü bilmiyordum o dili hiç görmemiştim hiç duymamıştım. Türkçe de Allah'ın ayeti. Ancak Elbette. ona da bir şey değil ama bilmiyorduk. Bu konuda e, ana dilde eğitim belki de daha e, büyük bir zenginlik de katacaktı bu memlekette. Evet. Ancak bu konuda e, ciddi bir şekilde belki de sistemden kaynaklı bir sorun var. ...ve bunun çözülmesi için bunu da mecliste mücadele ediyoruz. Dolayısıyla onu diyecektim ben de. Haliyle bu e, algıyı değiştirme e, görevi de e, size düşüyor. Yani Kürtçe ya da ana dilde eğitim veya ikinci resmi değil... ...dünyanın sonu değil diyorsunuz. Yepyeni başlangıçlar bu. Evet. Bu algıyı en azından Ankara'da, Batı illerinde kırmanız gerekiyor ki... ...bugün bu ifade edilince kimse buna itiraz etmesin değil mi? Evet. Değil aynı ki. şekilde yani biz çalışacağız. Yani bir de ana dille ilgili, ana dil siyaset üstü bir meseledir. Hı. Yani bunu siyasi malzeme yapmak da doğru değildir. Ama ne yazık ki siyaseten çözülecek. Gerçekten. Yani siyaseten çözülsün. Ama siyasi bir malzeme için kullanılmasın. Evet. Siyasi bir malzeme için kullanıldığı zaman bitmesin bu sorun. Sürekli bunu siyasi malzeme için kullanalım. Hayır. Ana dil, ana sütü gibi helaldir. Herkes konuşabilmeli. Bunlar büyük bir zenginliklerdir. Bu konuda bu memlekette daha önce böyle bir problem yoktu. Beraber yıllarca yaşadık. Artık Peki, bunun detayına bile girmek istemiyorum. Son olarak bununla ilgili milletvekilisiniz. Mecliste zaman zaman açıklamalarda bulunuyorsunuz. Gerek genel kurulda gerekse de yaptığınız basın açıklamalarında zazaca konuşmayı düşündünüz mü ya da denediniz mi? Ben kaçırmış olabilirim. Şöyle söyleyeyim. E, tabi ya da partiniz ya, bununla ilgili bir adım attı mı? Hani e, Kürtçe ile ilgili bir e, kampanya başlamıştı. O dönem yapıldı mı herhangi bir şey? Yani e, şöyle söyleyeyim. Tabii bizim e, Batma milletvekilimiz geçen bir basın açıklamasında e, dünya ana dil gününde 21, Şubat 21 Şubat'ta e, Kurmancı e, şeyde e, basın toplantısı düzenlendi. Genel kurulda da açıkçası bizim partimizin grubu olmadığından dolayı hı hı. her istediğimiz zaman genel kurulda konuşma yapamıyoruz. 21 Ama Şubat günü mesela söz hakkı alabildiniz mi ya da konuşmadım. alamadık. Alsaydık Zazaca konuşuruz. Evet. Zazaca çok tatlı bir dil. Çok da seviyorum. Ana dilimde konuşunca nefesim açılır. Evet. İnşallah bir gün genel kurulda hem Zazaki konuşulacak, hem Kurmancı konuşulacak, hem Türkçe'de konuşulacak, hem Arapça'da ve konuşulacak. Ve bilinmeyen bir dil olmaktan çıkarılacak. Bunlar bizim çıkarılacak. zenginliklerimizdir. En önemlisi bu dillere düşmanlık olmayacak ve bu diller bizim de değerimizdir, kültürümüzdür diye Peki. sahip çıkılacaktır inşallah. Eyvallah. Eyvallah. Diğer bir önemli husus yine... Ee, az önce de ifade ettik. İdeolojik bir bakış açısı diyoruz ya şey Said Efendi ile ilgili birçok açıklamanız var. Medyada da bu geniş yankı uyandırıyor. <laughs> Ciddi tepkiler de var bu konuda. Ee, olumlu, olumsuz yorumları da görüyoruz. Ee, seçim sürecinde bu söylemler nasıl bir etki bırakıyor? Vatandaşta karşılığı ne? <laughs> ee, son dönemlerde özellikle yani kullanıyorsunuz, özellikle dile getiriyorsunuz yaşanan Sıkıntıları nasıl değerlendireceksiniz? Ben, ben? E, soruya ayrıca biraz belki açıklama olacak. Siz Şeyh Said Efendi'nin mezarını bulacağız adına da bir mescit yaptıracağız dediniz mi? Bulacağız değil de çünkü biz bilmiyoruz nerededir. Evet. Bu devlet arşivlerinde olan bir durumdur. Aslında Hı. o sözü biraz değiştirerek söylemişler. Bulunması için talebimiz var. Evet. Yani Said'in mezarının ortaya çıkarılması parti programımızda olan bir durumdur. Son günlerde deniliyor ama aslında şöyle düzeltelim, son günlerde değil. Belki biz milletvekili olduktan sonra, gündem genel gündem. seçimden sonra söylediklerimiz şeyler gündem oluyor. Yoksa Said'le ilgili eskiden beri sürekli gündem ettiğimiz bir konudur. Parti programımızda var 2012'de bu söylediğim talep, Şeyh Said'in ve diyor zamanın Seyit Rıza'nın mezar yerlerinin ortaya çıkarılması konusunda talebimiz var ama ben Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğumdan dolayı Diyarbakır'da Şeyh Said'in mezar yerinin ortaya çıkarıldığı yerde bir mescit e, e, inşa edip ve orada en azından ona dua okuyacağız ya da bir Fatiha okuyacağız. Yani Fatiha okuyacak bir mezarı olması. Hı hı. Ben şunu söyleyeyim. Gerçekten bazen anlam veremiyorum. Yani her şeyden önce Vefat etmiş biri ve milyonların gönlünde taht kurmuş bir değer ve milyonların sevdiği bir alim. Bu memleketin e, belki bu bölgede Şehzade deyince herkesin saygı duyduğu, hürmet duyduğu ve kendisinden dersler aldığı, ibretler aldığı, onun e, öğretileriyle hayatını sürdüğü bir memleketten bahsediyoruz. Bizim yani bir mezar yerini talep etmekten daha doğal ne olabilir? Gerçekten bazen anlam veremiyoruz. Yani tarihin söylediği her şey doğru mu? Acaba bu tarihi yazan kimlerdir? Bu tarihler bağımsız bir şekilde yazılmış mı? Bundan 30 yıl önce Sultan Abdülhamit hakkında neler söyleniyordu? Kızıl Sultan söylenmiyor Her türlü hainlikle itham edilmiyordu. Şu an TRT'nin Bilmem dizi olmuş değil mi artık dizileri evet. çevriliyor İzliyoruz. yani bu konuda ne oldu veya İskilipli Atıf Hoca onun mezar yeri onun mezar yeri mezar ortaya çıkarılmış o da şehittir alimdir bu memleketin değeridir evet. bakın onun mezar yeri de çıkarılmış ve onun adına şu an bir hastane de var İskilip'te evet. ama Şeyh Said halen bu konuda bir mezar yerinin ortaya çıkarılmaması bu memleket için büyük bir ayıptır gerçekten büyük bir ayıptır. Şeyh Said için öyle söylüyorsunuz da Bediüzzaman'ın niye mezar yerini ortaya çıkarmış? Ve şu an Bediüzzaman'ın da mezar yeri ortada, yok. Yani bu konuda memleketin, insanların değer verdiği gerçekten toplum öyle bir kutuplaştırılmış ki öyle kin ve nefret dili belki de siyasetçiler kullanmış ki gerçekten hiç kimse meseleye hakkaniyetli yaklaşmıyor. Şeyh Said değerlerimize nelere düşman et, düşmanlık etti ki? Şu an işte İstiklal Mahkemelerinin o ıı, verdiği ifadelerde de Şeyh Said'in verdiği ifade tamamen aziz İslam için, değerlerimiz için gerçekten değerlerimizden toplumun uzaklaşmasını görünce buna karşı bir tavır ortaya koymuş ve bu yönüyle sürekli işte İngilizlerle farklı yerlerle itham ediyorlar. Çok tarihe gitmeyeyim ama zaten bizzat zamanın başbakanı İnönü bile kendi hatıratlarında diyor. Onun İngilizlerle herhangi bir bağlantısı yok. Onların kendi ee de değer verdik ya veya Şehzade'ye karşı çıkanlar bilmiyorum. Kendi kaynaklarından okumuyorlar. Orada bile öyle bir durum yok. Ama maalesef bilinçli bir şekilde belki Şehzade'nin iki suçu vardı. Birincisi Müslümandı. İkincisi de Kürt. Zazaydi. Yani. Evet. Belki de o problemi vardı. Maalesef bu bölgenin bir e, sürekli maruz kaldığı bir durumdur. Hem Kürt olması ve hem de Müslüman bir alim, mücahit ve olması bu konuda e, tepkilere sebep olmuştur. Şeyh Said bizim için bir değerdir. Peki, alimdir, mücahittir, şehittir. Bunu da böyle Şeyh Said'le ilgili e, veya işte Seyit Rıza ile ilgili, Üstad Bediüzzaman ile ilgili, İskilipli Atıf Hoca ile ilgili Anladığım kadarıyla birinin e, önemi diğerinkinden fazla değil. Hepsi Tabii. bizim için alimdir bu ülkenin, bu memleketin değerleridir. E, tamam mezar yerini e, talep ediyorsunuz, ortaya çıkarılsın diyorsunuz. E, bunun dışında e, örneğin Diyarbakır'da e, Şehzade Meydanı diye ifade edilen bir bölge var. Evet. Yine yanlış hatırlamıyorsam geçen aylarda Şehzade Bulvarı açıldı. Bununla da ilgili bazı tepkiler oluştu ama e, bu isimlerin konulmasında sizin bir katkınız oldu mu? Mesela tamam, e, herhangi bir belediyeniz yoktu ama e, siz bununla ilgili bir talepte bulundunuz mu? Ya da başkaca e, en azından e, hatırasını unutmama adına e, çalışmalarınız, talepleriniz var mı? Şöyle söyleyeyim, tabii biz daha e, partimizi kurmadan bu konuda o zamanki belediye başkanına. Biz başvuruda bulunmuştuk. Yani özellikle Dağ Kapı Meydanı ismi Şehzade Meydanı olsun. Çünkü Şehzade ve 48 arkadaşı orada idam edildiğine dair biliyorsunuz. Siz belediye böyle bir talepte bulundunuz. Önceki süreçte bir talebimiz vardı. Evet. Yani sivil toplum kuruluşu iken bu talebimiz vardı. Zaten o zamandan beri o bölgeye Şehzade Meydanı deniliyor. Ee, bizim belediyeciliğimizde inşallah... Biz Şeyh Said'in hatıralarını yaşatmak, anlarını yaşatmak, bizim değerlerimiz için verdiği mücadelenin anlarını yaşatmak adına biz Şeyh ismini okula da vereceğiz, Şeyh ismini parklara da vereceğiz, Şeyh Said'in ismini belki kültür ve yönelik yaptığımız etkinliklerde de orada da Şeyh ismini ve anlarını yaşatacağız. Şeyh Said değil, Bediüzzaman da olsun ve bir Atıf Hoca da olsun. Bunlar bizim için değerdir, bu toplumun değeridir ve bunlara da sahip çıkmak, bu değerlerimizin, kültürümüzün veya daha doğrusu değerlerimize sahip çıkmak bizim de bir çalışmamızın bir parçası olacaktır. Evet, Peki. söylemlerden biraz artık seçime gelelim, biraz projelerinizle konuşacağız ama 31 Mart yerel seçimleri sizce bol sürprizli mi olacak? Öncelikle bunu sorayım. Seçimlerde nerede, hangi sonuçlar bizi şaşırtabilir? Diyarbakır'da nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Yani şöyle söyleyeyim. Diyarbakır için söyleyeyim, Türkiye geneli için söyleyeyim. İnşallah bizi şaşırtmaz. Ama başkalarını çok iyi şaşırtacağız. Biraz Gerçekten. açın bunu. Yani, Hıdapar'ın e, biz nasıl güzel sonuçlar alacağımızı az çok tahmin edebiliyoruz. Bunlar bizi şaşırtmaz. Yani Ama şunu mu diyorsunuz? Biz birkaç seçimdir sahnedeyiz. Ancak bu seçimde durum daha mı farklı olacak? Kesinlikle. Bu seçimde biz e, çoğularını, çoğu siyasi partileri de şaşırtacağız. Ve e, Hüdapar'ı görecekler. Anketten bahsetti e, Musab Bey. Evet, anketlerde de bizi görmek istemiyorlar. E, sansürlüyorlar sürekli. Hatta bizzat beni arayarak anket yapıyorlar. Ama Hıdapar o ankette yok. Hmm. Bilinçli bir şekilde gizlemeye çalışıyorlar. Çünkü büyük ihtimalle anket yaptı, yapan firma bir siyasi partiden besleniyordur. Evet. Beslenmese bunu nasıl Çok yapacak? Çok maliyetli bir iş. Evet anket maliyetli yapma. bir iş. ve Oradan besleniyor. Onların istediği şekilde bir sonuç ortaya koyuyor. E, genelde anketler de birbirine de uymuyor. O da ayrı bir konu. Ve inşallah Hüdapar'ı anketlere yansıtmayanlar bu seçimde şaşıracaklar. Bu bir. Hüdapar kar topu gibi değil, çığ gibi büyüyecek Allah'ın izniyle. Çığ gibi büyüyecek ve Hüdapar çığ gibi büyüdükten sonra yolsuzluklar altında, bu çığın altında kalacak. Niyakatsizlikler bu çığın altında kalacak. Bu konuda e, rüşvetler e, olsun, israflar olsun hepsi bu çığın altında kalacak. Ve milletimiz... ...huzuru, güveni... ...gerçekten hizmeti görecektir. Bunu net bir şekilde... ...belirteyim. Peki. Ee, bu konuda gerçekten iddialıyız. Peki. Yani. Şimdi... E, ...araya gideceğiz. E, müsaadenizle. Tamam. E, değerli izleyenler... E, ...Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı... ...Hüdapar Milletvekili... ...Baruk Dinç konuğumuz. Kendisine e, sorularımızı yöneltiyoruz. E, araya gideceğiz. Ara dönüşünde bu kez... Somut projeleri soracağız. Diyarbakır için e, neler e, yapacaklarını planlıyorlar. E, bir bir kendisinden e, dinleyeceğiz, bir soracağız projelerini. E, bakalım e, bu projeler ilgili Diyarbakır'ın ihtiyaçları tamamen karşılanıyor mu? Bunlar hepsini aradan sonra konuşacağız. Tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Seçim özel programı devam ediyor. Konumuz Hüdapar Milletvekili, Hüdapar Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç. Bizlerle birlikte sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz. Bu bölümde özellikle projeleri konuşmak istiyoruz. İsmail Bey buyurun. Evet. İlk olarak ben şunu sormak istiyorum. Diyarbakır için çok çok önem atfeden bir bölge var. E, Sur bölgesi. E, malumunuz Sur e, olaylar döneminde yakıldı, yıkıldı. E, Sur halkı e, yıllardır yaşadığı o evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Sonrasında e, bir çalışma başladı, e, bir imar çalışması. E, bu imar çalışması neticeye ulaştı mı? Yani sur halkı, tamam istediğimiz gibi bir çalışma yapıldı, dedi mi? Surdan çıkarılan vatandaşlar tekrar sura dönebildi mi? E, ve son olarak surda şu an mevcut durum ne? sur Halkının, sur esnafının sorunları var mı? Siz e, sur bölgesine gittiniz mi, gidecek misiniz? E, sur bölgesiyle başlayalım. Orayla ilgili projeleriniz de varsa lütfen siz dinliyoruz. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ben daha önce Diyarbakır İl Başkanı iken surda yaşanan sorunları <laughs> e, medya vesilesiyle, basın açıklaması vesilesiyle çok dile getirmiştim. Evet, orada bir imar yapıldı. Üç yıla yakındır o bazı esnaflar da faaliyete geçti ancak orada çok dükkan var ve camları kılınmış, elektrik kabruları içinden çekilmiş ve gerçekten o manevi ortama yakışmayacak şekilde uyuşturucuların mekanı haline gelmiştir. Bu bir problem olarak... Bahsettiğiniz yer tam olarak? Sur, özellikle bu Kurşunlu Camisi'nin o bölgedeki bazı dükkanlarda Hatta orada sahabelere ait mezar e, türbeler var. Onlar da halen kırık dökük. Bir, hmm. e, mesela bir restorasyon yapılmamış. Restorasyon e, daha bitmemiş durumda. Aynı şekilde oradaki esnaflarla bugün de bizzat görüştüm. İkinci ikinci kez veya üçüncü kez oldu oralara gidip geliyorum. Bu seçim döneminde. Tabii tabii bu seçim sürecinde oradaki esnaflarla görüşüyoruz. E, bugün de görüştük ve oradaki vatandaşın birinci ağızdan sorunlarını bana ilettiler. Şunu da dipnot düşeyim. Milletvekili olduktan sonra da bu vatandaşlarım bana sorunlarını iletti. Her yani ne kadar Mersin milletvekili de olsaydım, olsam da Diyarbakır halkı hep gözüm onların üzerinde. Ve evet. o zaman da bu sorunu ilettiler. Bizzat bakanlıkta da görüştüm. Buradaki esnafların şikayetlerinden biri bir restorasyon yok. İki, o esnafların giriş çıkış kapıları daha net belli değil. Ondan sonra 3 onun üstü e, kapatılmadığı için yağmurda çamurda ciddi sorunlar var. Yaz aylarında çok ciddi bir şekilde sıcak oluyor ve vatandaş bundan rahatsız. E, orası cazibe haline gelmesi için bunlar yapılması gerekiyor. E, e, cazibe merkezi olacak. Normalde cazibe merkezidir zaten. Orası gerçekten tarihi bir mekan. Yani oraya gidince ayrı bir dünyaya e, girmiş gibi insan kendini hissediyor. Ama halen bunlar yapılmamış bu konuda kira konusunda o yapılan eee iş yerleriyle ilgili kira fiyatlarıyla ilgili vatandaşın şikayetleri var. E, i̇şgaliye dedikleri orada hani tam faaliyete geçmediği için orada diyelim ki dükkanın önüne kürsü veya farklı şeyler bırakılmışsa bu işgaliye ile ilgili ciddi para cezalarını yediklerini e, bana dile e, getirdiler. Bununla birlikte yetkililerle 7 sefer görüşmemize rağmen halen bu pro problemlerimize çözüm bulunmadığını dile getirdiler ve aidatlarımızı da ödüyoruz. Eğer bu şekil devam ederse hı, hı sur esnafı biz dükkanlarımıza, iş yerlerimize kilit vuracağız diye bana bildirdiler. Ve şunu da belirteyim, oradaki esnaflar çoğu marka esnaf. Sıradan esnaf da değil. Gerçekten Diyarbakır'da markalaşmış, herkes tarafından bilinen, tanınan esnaf olmasına rağmen orada ayakta duramıyor çoğu e, bugün en azına dinlediğim en düşük 34 bin aylık e, zarar ettiğini 150 zarar. bin 200 bine yakın aylık zarar ettiğini ve çoğularının da dükkanlarını kapattığını, yani iş yerlerine kilit vurduklarını. Ha bu sıkıntı restorasyonun tamamıyla bitmediğinden mi kaynaklanıyor? Hem restorasyonun bitmemesi, hem oradaki çoğu dükkanların boş olması, hem geceleri ışıklandırma olmadığı için karanlık olması, hem giriş çıkış kapılarının belli olmaması, hem oradaki bir huzurun, güvenin sağlanmaması, bunlar hepsi tabii ki problem. Hem de kiraların bazılarının yüksek olması veya yani daha doğrusu tam faaliyete geçmeden tam işte orası, bu eksiklikler tamamlanmadığı için vatandaş oraya gitmiyor. Belki en önemlisi oraya oraya bir ulaşım olmadığında. Yani ciddi <laughs> rahat bir şey, yani ulaşım var günde iki defam ne, oraya sadece bir ulaşım var. Bu da... problemdir. Vatandaş oraya... gitmesi, gidilmesi engelleniyor. Peki, Bu konuda, hani oraya bir ulaşımın olması konusunda da talepleri... vardır. Çok özür dilerim. Bir nisan unutmayın. için Aynen. var mı bir sözü? Orası için ee, özellikle. Tamam, onu dipnot olarak düşelim ama şöyle... farklı bir... algı da var. Ee, şimdi televizyonlarda çokça görüyoruz böyle çok iyi reklam tanıtım filmleri yapılıyor ve sanki hiçbir sorun yokmuş gibi gösteriliyor. Sur bölgesi için özellikle söyleyeyim. Siz sorunları topladınız, yetkililere götürdünüz. Ne söylüyorlar? Yani bilgileri var mı, yok mu yoksa yani kulaklarını mı kapatıyorlar bu sorunlara? Yani şöyle söyleyeyim. Bu vatandaşın bizzat anlattığı. Bugün onlarla görüştüm. E, sorunlarımı şu an not ettim. E, hem valilikle görüşmeyi düşündüm hem de bakanlıkla görüşüp bu sorunun takipçisi olacağım. Daha önce de dile getirdim ve o zaman bana işte bu sorunların çözüleceğini, sıkıntıların biteceğini. Hatta ben Zaza olduğumuz için biraz da inatçıyız. İnadımı kullandığım şikayetleri var dedim. Dedim istersen sizi görüştüreyim. Yani vatandaşla, bakanlıkla, vatandaşla görüştüreyim. Sonuçta bizim amacımız bu sıkıntıların bitmesidir. Hatta reklamların, reklamların yapılacağı o bölgenin işte yatırıma yönelik, o bölgenin tanıtımına yönelik reklamların da yapılacağı sözü verilmiş ama Ciddi bir şekilde bir hizmet yapılmamış. Sadece işte o kurşunu camisinin önünden geçince güzel görünüyor ama bir araya girin pislikten açıkçası geçilmiyor. Lağam desen orada, su göletleri desen orada, sahabe mezarı oradadır, kırık dökük ve bazı yerler yıkık döküktür. Halen devam ediyor. Ee, bu konuda hem ışıklandırması, hem yol güzergahların belirlenmesi, hem ulaşımın sağlanması, hem o üstlerinin kapatılmasına yönelik ciddi eksiklikler var ve bu sorunlar bitmediği için bu vatandaşlar çoğu da kendi ceplerinden kendi imkanlarıyla o dükkanlara ciddi bir masraf yapmışlar. buçuk milyon masraf yapan var, 10 milyon masraf yapan var, 20 milyonaya kadar masraf yapıp oraya yatırım yapan iş adamları var ve şu an e, hatta en son şunu dediler. Yani 15 gün içerisinde buna yönelik bir çözüm de olmazsa biz çoğumuz kilit vurup gideceğiz. Zaten çoğu kişi bizzat marka olan, e, işe sahipliği olan oradaki e, işçi e, iş adamlarımız da biz dükkanlarımızı kapattık dediler bugün. <laughs> yani bu konuda çok basit. Yani yetkililer bu vatandaşlarla oturup bir istişare etse bir uzlaşıya varacaklar. Yani uz, uzlaşıya varmayacak insanlar değil. İsmail Bey'in sorusuna geliyoruz. 1 evet. Nisan'da siz ne yapacaksınız? Yani ben çok merak da ediyorum. Aynen. O bölge... Büyük şehrin görev ve sorumluluğu içerisindeki bir bölge mi? Evet. Öyleyse 1 Nisan itibariyle siz ne söz veriyorsunuz sur esnafı için? Biz sadece belediye meclis üyeleriyle bu memleketi yönetmeyeceğiz. Bir de halk meclis üyeleriyle bu memleketi yöneteceğiz. Nasıl olacak o? Biz halktan oluşan bir istişare ekibi kuracağız ve bununla bu memleketi yöneteceğiz. O sur esnafından olan kendileriyle görüşeceğiz. Onların uygun gördükleri kimse biz onlarla istişare edeceğiz ve bir uzlaşı sağlayacağız. Orada bu hizmetlerin hepsini çok rahat bir şekilde yapacağız ve bu esnafımızı bu kadar sürede 3 yıla yakın bir sürede onları mağdur etmeyeceğiz. Yani bir istişare meclisi kuracaksınız somut olarak. Yani dünya görüşü farklı da olsa hiç o fark Mecliste etmem. herkes olacak. Ya belediye hizmet yeridir. Belediye siyaset yeri değildir. Siyaset mecliste yapılır. Belediye ve hizmet konuşulur. Hüdapar'ın belediyeciliğinde... Mali hizmet konağı bu sur, bölge, sor bölgesiyle mi ilgili mesela? Evet. Hmm. Yani biz hizmeti konuşacağız. Biz konuştuğumuz zaman e, Hüdapar denince toplumun algısında aklına ilk gelen şey hizmet olacak. Hüdapar denince insanlar bunu düşünecek ve bunu konuşacak. Rüşvet çaplarına çomak sokacağız. Dürüst, helal çalışanlarla yola devam edeceğiz ama yan gelip yatan bu emeğinin bu konuda hizmet etmeyen veya yan gelip yatanlara da gereğine ise yapacağız çünkü biz belediyenin malını batan geminin malı değil yetim malı gibi koruyacağız bu konuda gerçekten halkımız bizi tercih ettiği zaman herkes görecek ki herkes güven içerisinde huzur içerisinde bu memlekette hizmeti görecek Şunun altını bir kez daha çizeyim siz sorunuzu sorun. E, değerli ha. izleyenler, Diyarbakır için e, demin de bahsettik Sur bölgesi Diyarbakır'ın aynısı. Yerli ve yabancı turistlerin ilk uğradıkları bölge Sur bölgesi. Dolayısıyla bir Büyükşehir Belediye Başkan adayının bu bölgeyle ilgili önceliğine biz merak ettik. Mutlaka Diyarbakırlılar da merak etmiştir diye düşündük de e, sorduk. Buyurun. Şöyle e, projelerimiz... Şunu da belirteyim. E, Diyarbakır Sur dedi. Sur bizim için ayrı bir yeri var sonuçta. Geçmişte biz biliyoruz ki öyle kıymetli bir yer ki çünkü sahabelerin ayak izlerinin olduğunu girişte bahsettiğimiz gibi peygamberlerin ve 5. Harim Şerif'in olduğu bir bölgedir. Toplum oraya girince abdestsiz sur içine girmezlerdi. Ve evet. biz halen o değere kavuşması için çalışacağız. Ancak surun içerisinde 82 burç var. Ve bu 82 burcun 81'ini her bir ili temsil edecek şekilde onu temsili edecek değerleriyle donatacağız. 82. Burcu ise Kudüs ile dayanışma burcu ilan edeceğiz. Hı -hı. Ve bunu da böyle bir kısa dipnot olarak evet, belirteyim. Böyle yani projelerimizin şey. içine varayım. Yani. Şimdi şöyle, projelerinize baktığımız zaman en çok gençlerden söz ediyorsunuz. Evet. Gençler bayağı bir yer alıyor projeler içerisinde. Şimdi özellikle istihdam, evlilik, üniversite döneminde yapacağınız yardımlar, öğrencilere eğitim destek bursları... bu ve benzeri birçok başlık var. Ee, en önemlilerinden başlamak istiyoruz. Hangisini ilk sıraya koyuyorsunuz... ve neden? Şimdi Şunu ben... da ben e, ekleyeyim. Yani Hüdapar denilince... E, özellikle de... E, bu evlendirme ile ilgili... Aynen. çok dile getirilen hususlar var. Yani böyle bir problem var belli. Çünkü e, enflasyon almış başını gidiyor. Evet. Haliyle evlenmek zor. Gençlerle ilgili e, dinliyoruz sizi. Buyurun. İnşallah. Hıda belediyeciliğinde bekarlık tarih olacak. Evet. Şunu söyleyeyim. E, biz gençlerimizi seviyoruz. Biz sürekli gençleri eleştiren, işte onları sürekli nesne gibi gören bir anlayışa sahip değiliz. Biz gençleri özne olarak görüyoruz. Ve hayatın merkezinde, tüm çalışmaların merkezinde olmasına gerektiğine inanan Hı -hı. siyasi bir hareketiz. Şunu söyleyeyim. Gerçekten gençlerimiz, özellikle bu bölgenin gençleri ciddi e, problemler yaşıyorlar. Mesela sorayım size. Siz hiç Diyarbakır'da Antalyalı birinin gelip burada çalıştığını gördünüz mü? İzmirli birinin olmadım. gelip sizin köyünüzde Çok çalışan bir, İzmir. bir İzmirli gördünüz mü? Ya mi? ihale alıp gelip burada ihaleyi gerçekleştirdiğini gördük ama ha, da işçi, da olarak işçi olarak biz gördük. Olarak. Olarak, olarak gördük. Yani böyle yaz aylarında işte bir Ankaralı'nın gelip sizin köyünüzde, ilçenizde, mahallenizde çalıştığını gördünüz mü? Yok. Peki gelelim bizimkilere. İstisnasız bu soruyu köylülere, mahalledekilerle görüşmelerimde soruyorum. Sizin burada diyorum mevsimlik olarak işte bin kilometre uzaklıkta gidip çalışan gençlerimiz var mı diye soruyorum. Maalesef her yerde evet deniyor. Antalya'ya giden gençlerimiz var İzmir'e giden var, Ankara'ya giden var, İstanbul'a giden var. Bizim gençlerimizin bu şekil kilometrelerce, bin kilometre uzaklıkta başkasının kapısında ekmek aramaları onların kaderi değildir. Çok özür dilerim. Şehirdekine değil, köydekine soruyorsunuz bunu değil mi? Kendi Şehirdekiler köyde... de gidiyor, köydekiler de gidiyor. Yani aynı şekilde bu şehirde olup Diyarbakır'da Köydekilerin olup... Köydekilerin gitmesi çok ilginç şimdi. Yani Şehirde çünkü istihdam yok. Yani bu memlekette Mesela bugün e, Kalkınma Ajansı'nın verdiği bir rapor vardı. 2022'de birinci, ikinci, üç, dört, beş, altıcı kademede e, Türkiye'nin ilçelerini derecelendirmiştir. Hani kalkınmışlığına göre. Birinci sırada Diyarbakır'ın herhangi bir ilçesi var mı? Yok. Yok. Son sıra altıncı sırada 121 ilçe olması gerekir. 121 ilçede Diyarbakır'da orada en son derecede olan kaç ilçe var biliyor musun? 10 ilçe var. Kalkınmışlık olarak kıyasladığımız an son ilçede niye bu benim memleketimin kaderi midir? Gerçekten bu konuda gençlerimiz bin kilometre uzaklıkta başkasının kapısında ekmek aramaları onların kaderi değildir diyoruz. Ve her şeyden önce gençlerimizin istidamına yönelik çalışmalar yapacağız. Yani evet. e, gençleri hepsini işe mi alacaksınız diye soracağız şimdi. Nasıl yapacaksınız? Sadece bunu? bir kalemden örnek vereyim. Evet. Hani hepsini detaylandırmayayım ama bir kalem. Her seçim sürecinde herkesin gördüğü, şahit olduğu bir durum var. Kaldırımlar yıkılıp yapılıyor değil mi? Doğru. Bunu bilmeyen yok. Diyoruz ki gençlerimizi kaldırım taşlarına kurban etmeyin. Nasıl? Şimdi bu kaldırım taşları ile ilgili ayrılan bütçeyle sadece bir kalemi bahsediyorum. Bir tavuk çiftliği açılsa. O tavuk çiftliğinde her şeyden önce bir istihdam sağlanmaz mı? Gayet evet, tabii. Sağlanır. Peki o tavuk çiftliğinde tavuk yetişir, yumurta e, yetişir. Ve bu tavuğun etini, bu tavuğun yumurtasını alın bu kez belediyeye ait bizim projelerimizde olan Diyarmar, Diyar Market, marketler. Belediye ait marketler açsak. Ve bu marketlerde de gençlere yönelik bir istihdam sağlanmaz mı? Gençler de markette çalışır. Yani. Kendi memleketinde, kendi kapısının önünde çalışacak. Peki o tavuğun yumurtasını ve etini de o markette ucuz bir şekilde tüm vatandaşlarına da ucuz bir maliyetle sunamaz mı? Enflasyon da şehir bazlı düşer. Tabii. Şimdi basit ben bir kaleme örnek verdim. Gerçekten ama yani, şikayetiniz şu mu? Şimdi e, çevre düzenlemesiyle ilgili e, mesela kaldırım taşlarından bahsettiniz. Evet. Bu yapılmasa dediniz. Yani çok sık değiştirilmesi mi engellense? Onu mu demek istiyorsunuz? Şunu kastediyorum. Yani bir örnek vereyim istesen onu da somutlaştırayım. Hı hı. Biz teyit etmediğimiz hiçbir şey konuşmayız. Diyarbakır'ın en güzel ilçesi neresi? Kayapınar. Kayapınar'ın. Bediüzzaman Camisi'nin önünde oralarda birkaç ay önce bir kaldırım baktım yıkıp yapıyorlar. Tabii o benim hemen dikkatimi çekiyor. Koştum oradaki bir esnafa sordum. Bu kaldırımlar dedim, ne için yıkılıyor? Dedi Sayın Başkanım. O zaman il başkanı. Sayın Başkanım dedi bu ikinci kez yıkılıyor. İkinci Niye? Kes. Dedim ne zaman süre? Dedi iki ay içerisinde. Niye yıkılıyor? Dedi başta genişletmek için yıktılar. Şimdi ise alttan işte elektrik kablolarını geçirmek için yıkıyorlar. Niye? Yani bir tane örnekten veriyorum. En güzel ilçemiz, tabii ki kaldırımlar yıkıksa, dökükse, bunu en güzel şekilde planlı, projeli, önünü, arkasını, sürecini, hepsini hesaplayıp yapsınlar. Biz çevre düzenlemesi yapılmasını istemiyoruz. Ama yapılmasın eğer yapılmasın demiyoruz. Tabii evet. yapılmasın demiyoruz. Ama eğer ben orada belki birilerinin birkaç kuruş kazanması için böyle bir şey yapıyorsam ve benim bir gencim bin kilometre uzaklıkta başkasının kapısına ekmek arıyorsa ben bunu sorgulam. Evet. Ben gençlerimizin bir şekilde elinden tutulması gerekir diye. Bu gençlerin dedim. istihdamıyla ilgili. İstihdam Bir kalemden ben sadece evet. örnek vereyim. Tabii çok şeyler yapılabilir. İstihdam çözülürse birçok sorun da çözülüyor aslında. İstihdam çok önemli bir sorun. İstihdam çözülürse uyuşturucu da çözülür. Bugün bir gencin evi olursa aşı olursa huzurlu bir yuvası olursa gider o metruk binalarda o uyuşturucuyu içer mi? Evet içmez. Gerçekten. Yani bunu dert eden e, idareci maalesef e, idareciler çok az. Bunu dert etseler, bu gençlerimizin elinden her şeyden önce tutmak istiyorum. Ben bunu dert etmişim. Bu süreçte de gittim, ta metruk binalarının içine kadar gittim. Bu gençlerin gerçekten e, yaşadıklarını görünce içim parçalandı. Ben gençlerimizin e, gençlerimize sahip çıkmak için. Var gücümle çalışacağım ve ben inanıyorum ki hiçbir gencimiz burada mağdur olmayacak. Eğer belediyenin imkanları ve kaynakları doğru bir şekilde kullanılırsa hiçbir gencimizin e, mağduriyet yaşamayacağına inanıyorum. Peki, Memleketimiz bize yeter yani. Bu yani. E, gençlikle ilgili e, bir projemiz. Evet. Gençleri bekarlık, ilgili. tarih olacak dediniz ya. Evet. Tamam, i̇stihdam olursa biraz yük hafifler ama evlenmek Aynı, oldukça maliyetli bir iş. Şimdi bir gencimiz... Nasıl evlendireceksin? Nasıl evlendireceğiz? Evet. Şimdi 21-22 yaşında bir genç düşünün. Evlenmeye karar veriyor. Hatta karar vermesi için önce hayal etmesi lazım. Hı hı. Yapabilir miyim? Genç evlilik hayalini kuruyor. Sadece düğün salonundan başlasa, düğün salonu ben Diyarbakır'dan sordum, en düşük neredeyse ortalama 60 bin. Bir gecelik. Tabii bir düğün, -4 düğün 4 -4 yapmak saat. için, evet sadece Allah. bir düğün yapmak için. Bu genç 60 bin sizce 22 yaşında bir gencin cebinde 60 bin var mı? Çok zor yani. Çok zor. Şimdi bu genç daha düğün salonunun ücretini ödeyemiyor. Nasıl işte gelinin masraflarını karşılayacak, nasıl mobilya alacak, nasıl hala alacak, altın. nasıl beyaz eşya alacak, nasıl işte mehir parasını dediğimiz altın alacak. Bunları düşününce genç biz diyoruz ki peki gençler evlenmek istemiyor. Evliliğinin hayalini bile kuramıyor. Diyor yok ben evlenemem psikolojik men bundan vazgeçiyor. Biraz bizim Kürt gençler biraz daha cesurdur, biraz daha cesaretini topluyor. Diyor ben evleneceğim, evleneceğim ve borç harca giriyor. Borç harca girerek bir evlilik gerçekleştiriyor. Peki biz biliyoruz ki borç yiğidin kamçısıdır. Evine gidiyor. Bu evlilikten ne kadar huzur yakalayacak? Artık siz bu borç harç içerisinde bu enflasyonun sürekli yükseldiğini göz önüne bulundurun ve bu gencin evliliğini varın. Artık bundan sonra biz düşünelim. Evet. Bu evde huzur düşünelim? olur mu? Evet. Olmaz. Allah muhafaza bu huzursuzluğun verdiği nedenlerden kaynaklı bir de boşanma olursa bir de sıra, süresiz nafaka vurdum o gencin sırtına bu gencin hayatı kararıyor. Ve yazıktır bu gençlerimize. Günahtır. Gerçekten bu gençler bu halde olmamalı. İlk projelerimden biri bu genç düğün salonu bir düşünmesin. Onu atla. onu Onlara... Belediye mi karşılayacak? Tabii ki şöyle karşılayacak. Aslında karşılamasına gerek yok. Şu an ben inanıyorum ki Diyarbakır, Büyükşehir Belediyesi'nin bu imkanları vardır. Belediyelerin bir sürü salonları yok mu? Hı hı. Bir sürü kültür merkezleri, gençlik merkezleri, bir alt salonunu, düğün salonu için özel bir şey gerek var mı? O şartları sağlayın. Gençlere ücretsiz bir şekilde belediye ait düğün salonunda imkanı olmayan gençlerimiz gitsin orada huzur ve güven içerisinde düğününü yapsın. Bakın basit bir bir lavel atlıyorsun. Ondan sonra gençlerimiz nedir? İstihdam sağlasın zaten bir lavel daha atlamış oluyorsun. Evet. Onu girişte anlattım. Ondan sonra nese yapacağız? Çeyiz yardımı yapacağız gençlerimize. Beyaz eşya yardımı gençlerimize sağlayacağız ve her şeyden önce tabii ki gençlerimize istihdamı da sağladığımız zaman Allah'ın izniyle biz bu gençlerimize belediyenin kaynakları doğru bir şekilde kullanılırsa yeteceğine inanıyorum ve bu konuda e, tek tek gencimize ulaşırız. Zor değil. Gençlerimiz rahat bir şekilde bize ulaşacak. Evet. Hızır ekipler kuracağız. Bunu nasıl ait... tespit edeceksiniz? Mesela e, bir genç çalışıyorsa, asgari ücretle çalışıyorsa bu e, evlilik için e, yardımı e, hak ediyor kategorisine girecek mi? Mesela nasıl ölçü ne olacak? Onunla ilgili komisyonlarımız olacak. Gençin e, geliri, giderleri tabii onunla ilgili bir çalışma, detaylı e, teknik e, Hı -hı. sorularımız olacak. Ona yönelik biz mümkün mertebe gerçekten evlenme imkanı olmayan gençlerimize desteklerimizi sunacağız. Gençimiz eğer mesela ben üniversite okurken evlendim. Şimdi çoğu gençlerimiz üniversite okurken evleniyor. Biz bunlara da Aynı şekilde eğitim bursuyla birlikte evet. eğitim bursu vereceğiz. Ee, ve bir de onlara kira desteğini de sunacağız. Diyarbakırlı olup e, burada ikamet eden e, imkanı olmayan gençlerimize de ilk üniversiteyi kazanan gençlerimize de 10 bin TL desteğimiz var. Aynı şekilde e, tabi biz bu konuları konuşurken hepsi şey, sahadan aldığımız bilgiler çerçevesinde konuşuyoruz. Mesela öğretim görevlisi kardeşlerimizle bir araya geldik. Onlara sordum. Sizde sıkıntı ne? Gençlerde ne problem görüyorsunuz? Ee, bir öğretim görevlisi kardeşimizin de söylediği ki, çoğu gençler derslere geç geliyor. Niye geç geliyor? Dedim. Yol parası yok. Ta buradan yoldan üniversiteye kadar giden gençler. Üniversite insanlar. şehrin dışında. Tabi. şehrin dışında gidilebilecek bir mesafe de değil. Kaç kilometre uzaklıkta? Uzaklıkta bu genç üniversiteye gidiyor ve biz bu gençlerimize günde iki defa ücretsiz bir şekilde. Ulaşım desteğini sunacağız. Belki bunu yetkililere anlatsanız çok abes gelir ama ben de bu yollardan geçtim. Biliyorum. Gençlerimizin sorunlarının farkındayım. Peki ben... en basitinden şimdi dediniz ki e, üniversite öğrencilerine e, bir gidiş bir de geliş yol hakkı e, sunacağız. Yani mevcut belediye bunu neden yapmıyor ya da yapamıyor mu? Yani bunun e, nedeni ne olabilir? Niçin yapmıyor? Yok mu para belediyede? Ya şunu söyleyeyim. Var. Belediyenin kaynakları doğru kullanılırsa, israfa kullanmazsa, ondan sonra festivallere kullanılmazsa bu imkanlar çok. Bakın e, şunu söyleyeyim. Bugün Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi var. Bağcılar'ın ürün içerisindeki. E, orada e, Jiyan Sent Pazarı diye kadınlara ait bir sent pazarı var. Belki görmüşsünüz. Kırık, evet. Tökük, gitmiş. Daha önceki belediyeler sürecinde Metruk bir yapmış ve o pazar şu an işlevini yitirmiş, çalışmıyor, boş, hiçbir kimse içine çalışmıyor. Ee, üstündeki muşambalar da hepsi yırtılmış, güneş e, Niçin yapılmış yıkılmış. Peki? Güya kadınlara ait bir sent pazarı yapılmış. Şu an o pazar orada atıl durumda. Bu bir. Bu ayrı Çok bir şey. Çok ciddi bir maliyet de yapılmış. Tabii dışında. ciddi bir maliyet de yapılmış. Sadece o değerlendirilse ben binlerce genci o pazarın içerisinden, o pazardan elde edilen gelirle bile evlendirebilirim. O ayrı bir konu. Hmm. Orada dursun. Ne yapıldı? Bundan birkaç kilometre uzaklıkta. Çok da uzak bir yerde değil. Birkaç kilometre uzaklıkta bu kez bağlar sen pazarı yapılmış. Devasa bir pazar. Üstü, altı güzel bir şekilde yapılmış. Peki bu pazar harıl harıl çalışıyor mu? Yok. Bu pazarda atıl durumda, bomboş. Onun kepengi de aşağı sarkılmış, O da dökülüyor, kırılıyor. Ve yani bölgede insan sirkülasyonu mu yok? Yani ya da bunu Yapılmış burada... kullanılmamış. E birileri açılışı bunu yaparken yapıldı. para mı kazanmış? Yani onun için mi yapılmış? Ben İst... açık sorayım yani. Niye yapılmış? Biz de inşallah açıkça açıklayacağız. Hı. İstasyon meydanında bunun açılışı da yapıldı. Açılışı yaptım. Bir pazar zaten orada atıl durumda. Çok uzakta değil. Yanı başında bir pazar daha yapıyorsun. Ve aktif duruma getirmiyorsun. Bugün gençlerimiz eğer işsiz, açsız, huzurlu bir yuvası yoksa ve orada o pazarlar da boş duruyorsa ve Diyarbakır'ın en güzel yerlerinde bu şekil atıl bir durumda duruyorsa buna sorgulamak gerekir. Bu kulpta da oldu. Bir otogar yapıldı. Hiç kullanılmadan tekrardan farklı bir yerde Otogar yapılma planlaması yapılıyor. Yani bu yönüyle planlı bir belediyecilik yok. Memlekete hizmete yönelik bir belediyecilik yok. Gençlerimiz nereye gidiyor? Bir belediyecilik yok. İsrafla etkin bir mücadele yok. Çünkü israfın kralı burada. Gençlerimiz bugün evlenemiyor. Bize festivaller düzenliyorlar. Bugün gencin festivale değil. Gencin temel ihtiyaçları var. Hı -hı. Evlilik ihtiyacı var, okuma, eğitimle ilgili ciddi sıkıntıları var. Yani belediyenin kaynakları doğru bir şekilde kullanılırsa inşallah gençlerimizde e, hem ciddi bir şekilde istihdam sağlanmış olur ve hem de gençlerimizin evliliği kolaylaştırılır. Peki. Biz bu konuda gençlerimizin evliliğini kolaylaştırmak, istihdam sah sahibi e, istihdam sağlamak için ciddi çalışmalar da yapacağız. Yani son olarak bak şunu da söyleyeyim. Şahit olduğum bir durum. Gerçekten e, yürek yakan bir durumdu. Kırıkkale'de e, Diyarbakırlı a, Ankara'da da mecliste de olsak da hiç yerimizde durmadık. Yine vatandaş neredeyse bir şekilde ziyarete gittim. Orada bir mahallede e, kömür üreticileriyle denk geldim. Onlarla ziyaret ettim. Gerçekten o vatandaş ben zannettim ki hani kömür üreticileri nedir? İşte 10-15-20 erkek işte orada çalışıyorlar. Hı hı. Bir gittim Ailece orada. 2-3 yaşındaki çocuk da yüzü simsiyah olmuş. da geziyor. Ve bir çöl. Su yok. hijyen ortam mevsimik yok. Mevsimlik işçi miydi? Tabii iş? tabii mevsimlik işçi. Hmm. Ondan sonra eğitim yok. Sağlık hizmeti, eğitim hizmeti yok. Sağlık hizmeti yok. Ve bu pırlanta gibi bir ailedir. Gerçekten gurur duyduğum bir aile. Pırlanta gibi bir aile. Orada helal ekmeğini kazanmak e, peşinde koşuyor. E, hangi bölgeden? Bizim Çınar bölgemizde. Yani bu bölgeye Çınar'ın dağı taşı hepsini değerlendirilse bu gençler gençlerimiz oraya gitmeyecekti. En azından Çınar'dan çok konuşulan nedir? Mesela peynir. Su ürünlerine yönelik bir pazar açılsa, bu pazarlar yerine o insanlar bin kilometre uzaklıkta o gidip o çölde Çocukların eğitim durumu da olsa bu durumda. Her yani. yönden tutsan. işte köylülerimizin bu yönden ben şaşırtıcı buluyorum. Yani evet. orada istihdam sağlanabilecekken bin kilometre öteye Niye gidiyorlar acaba? Bunu sorgulamak i̇şte, lazım. İşte bu belediyeciliğinde inşallah herkes kendi kapısının, kendi memleketinde kendi ekmeğini kazanacak ve bu yönden huzuru ve güveni sağlayacak. Yani Sanki. bir belediye başkanı buyurun, özür buyurun. <laughs> Bir belediye başkanı e, belediye başkanı olduğu ildeki insanların çalışmak için başka bir şehre gidip gitmediğini merak etmiyorsa bununla ilgili endişelenmiyorsa başını akşam yastığa koyduğunda halkım beni bu koltuğa oturtan halkım acaba ne durumda diye düşünmüyorsa o belediye başkanı olamaz diyorsunuz. Şehreminli olmak çok daha farklı bir şey diyorsunuz anladığım kadarıyla. Şehremini olmak şehrin tüm sorunlarıyla ilgilenmektir. Memleketin tüm sıkıntılarıyla ilgilenmektir. Vatandaş aradığı zaman rahat bir şekilde ulaşabilmelidir. Vatandaş kendini orada görebilmelidir. Yani vatandaşla istişare halinde olmalıdır. Sivil toplum kuruluşları kim varsa onlarla istişare halinde olmalıdır. Şehri emin e, demek eğer e, sadece bir makama gelip o koltuğa oturmaksa bu bize göre şehri eminlik değildir. Biz bu anlayışla, biz şehri emin deyince aklımıza Hazreti Ömer gelir sırtında un taşır. Biz öyle düşünüyoruz. Bugüne göre kadar böyle hayal ettik. E, bizim rahmetli genel başkanımız çok söylerdi. Yani bize e, Hazreti Ömer'in ibadeti namazını anlatmayın. Tabii ki o güzel bir şey. Onun mükemmel bir insan oyunuyla ama Hazreti Ömer'in anıldığı e, özelliği adalettir. Memleketine hmm. hizmettir Toplumuna e, dert etmesidir. İşte e, Nehrin Dicle Nehri'nin kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa bu Ömer'den sorulur. Biz o anlayışla hmm. yola çıktık ve bu anlayışla hizmet ediyoruz. Bunu yakalamak için ee, bir gayret içerisindeyiz. İnşallah da <laughs> bu konuda da bir Nisan sonrası çizmeleriyle sayın başkanı sokaklarda vatandaş miydi? çok görecek Aynen. galiba. Aynen. Buyurun. Aynen. Ben gençlerle ilgili bir soru yine yöneltmek istiyorum. Şimdi atıl tesisler dediniz. Spor tesisleri de maalesef atıl durumda. Sporla aranız nasıl? Siz gençler için ne düşünüyorsunuz özellikle? Diyarbakır Spor'da da bir marka şehir haline gelebilir mi sizin döneminizde? Ne düşünüyorsunuz o konuda? Neler yapacaksınız? Yani, sportif faaliyetler, gençlerle ilgili. Yani şöyle söyleyeyim. Biz e, tabii gençlerimize yönelik e, sportif faaliyetlerin yapılması, e, tesislerin kurulması, bununla ilgili projelerimiz de var. Hatta özellikle mahallelerde e, uygun şartlarda bundan kaç gün önceydi, bu kışın ortasında, Diyarbakır Sur'dayken orada e, genç çocuklar e, o Şeyde o havuzun içerisinde bu kışın ortasına yüzüyorlardı. Neyse. Basına düşmüştü. Basına düştü. Ben oradan geçerken ben de denk geldim. Gittim Hı. hatta onlara biraz e, muhabbet ettim. Yani gerçekten ciddi bir ihtiyaç. Yani her mahalleye uygun bir şekilde havuzlar yapacağız ve aqua parklar yapacağız. Bu konuda gençlerin e, sporunu biz e, önemsiyoruz ve bunun yapmak da çok da zor bir şey değil. Yani ekrandaki gibi değil mi Aqua Park'ta? Evet, aynen. aynen. o Aqua Park. Aynen o bizim, bizim projemiz. Bizim projelerimizin içerisindeki Hı -hı. E, sadece bir tanesi. Hı -hı. Yani buna yönelik biz gençlerimizin e, sağlıklı olması, e, spor yapması ve bu konuda gençlerimizle e, hem maddi hem manevi destek e, sunma konusunda çalışmalarımız olacaktır. E, emin olun gençler dert edilirse çoğu problemlerini biz çözeriz. Evet. Biz gençleri arka plana atmayacağız. Sürekli gençleri eleştirip arka plana atan bir anlayış değil de onları da kendimize işte istişarelerimizde olacak. Onlarla beraber inşallah bu faaliyetleri yapacağız. Peki. Sadece çizmeleri değil, eşofmanları da, Peki. Eşofmanları, Peki. da eşofmanları da, da giyeriz yani. evet. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Ee, şimdi gençleri Gençlerin fastını şimdilik noktalayalım. Mutlaka projeleriniz çok fazla evet. kadın ve aile politikalarına değinmenizi isteyeceğiz. Ef ile ilgili bir projenizden bahsediliyordu basında karşılaştım yine sosyal medyada. Bu eee ef hanımlarla ilgili projeniz tam olarak nedir? Biraz açmanızı isteyeceğiz. kadın kooperatifleri ve meslek gruplarından da bahsediliyor. Diyarbakırlı kadınlar 1 Nisan sonrası Hayatlarında ne gibi bir değişiklik görecekler? Yani şunu söyleyeyim, bizim 21 yıl evli kalan ev hanımlarına yönelik 3000 TL'lik bir desteğimiz olacak. Yani bu konuda özellikle evini düşünen, huzurlu yuvasını sürdüren, 21 yıllık evli kalan, ev hanımlarına yönelik 3000 TL desteğimiz var. Bununla birlikte... Bunu her ay mı yapacaksınız? Düzenli bir şey. Her ay 3 bin lira. Aile bütçesine destek ismi altında. Yani 10 bin aile varsa, 10 bin 21 yıldır evli kalan kadın varsa hepsine 3 lira vereceksiniz. Destek sunacağız. Biz bu konuda e, hesap kitabımızı yapacağız. Bunun nedeni ne? Yani şöyle, tabii ki 21 yıl evliliğini sürdürmüş, gerçekten huzurlu bir yuvanın daha da güçlenmesi, ailenin güçlenmesi konusunda biz sürekli bu desteklerimiz olacak. Yani Hüdapar'ın mantığı yapmaktır. E, huzuru sağlamaktır, güveni sağlamaktır. Aileyi birleştirmektir, birliği korumaktır. O mantık. Bizde anlayış hı. bu. Dağıtmak değil, yıkmak değil, bozmak değil. Sürekli yapmaya yönelik. Yapan kişileri de ödüllendirelim. Hı hı. Gerçekten bu konuda ödüllendirelim. Hani bunu söylerken birileri farklı bir şekilde yorumlayabiliyor. Yok işte eee Kadına şiddet mesela konusunu savunanlara gelince çok çarpıcı ve dikkat çekicidir. Bugün kadına şiddete en çok sebep olan konulardan hiç bahsetmiyorlar ve biz burada da bu mantıkta da aslında yuvayı dağıtma yönelik bir şeyler olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Mesela kadına şiddeti önleme e, maddesi var. Daha doğrusu 6284 sayılı kanun var. Hı -hı. Aynı şekilde. İstanbul Sözleşmesi bugün yine dile, bu süreçte yine dillerine dolandıranlar var. İşte Güya Hüdapar kaldırmış. Biz kaldırmışsak şeref duyuyoruz. Evet. Ee, bunu Buna kaldırmasına da katkımız olmuşsa da yine şeref duyuyoruz. Biz dile getirdik ve yine de karşısındayız. Niye karşısındayız? Çünkü kadına şiddeti önlemeden bahsediyorlar. Kadına şiddete en çok sebep olan istatistiklere bakmıyorlar. Neymiş? %78 alkol. Hmm. Alkol ile ilgili tek bir kavram kullanıyorlar mı? Yok. Sözleşmelerin maddelerinde buna yönelik bir şey var mı? Yok. Kadına şiddete en çok sebep olan nikahsız birlikteliklerdir. Zinadır. Peki bunlara yönelik bunların kullandığı bir ifade, bir çalışma, bir şey var mı? Yok. O zaman bunlar ne istiyorlar? İşte buradaki mantık yuvayı dağıtmaktır, aileyi bozmaktır. Hatta kadın kavramı üzerinden. Mesela Kadına şiddet kavramı kelime bile, e, kadına şiddeti önleme kelimesi bile başlı başına yanlış bir kavramdır. Niye yanlış bir kavramdır? Şiddetin kadını mı olur? Değil mi? Çocuğa şiddet önemli değil mi yani? Bu kanunda kadın kadına şiddet uygulasa bu minvalde değerlendirilmiyor. Hmm. Kadın erkeğe şiddet uygulansa, uygulasa bu minvalde değerlendirilmiyor. Kadın çocuğa şiddet uygulasa bu minvalde değerlendirilmiyor. Erkek erkeğe şiddet uygulasa zaten onun hiçbir değeri yok. Hmm. Erkek çocuğa şiddet uygulasa yine hiçbir değeri yok. Ya o şiddet şiddettir. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak lazım. Ve en önemlisi şiddette sebep olan neyse onların ortaya konulup ve karşı çıkılması gerekiyor. Oysa İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, hani kadına özgürlükten bahsediyorlardı. Anladığım kadarıyla çok daha farklı Planlar, niyetler yapıyor. Tabii, kadına işte, ulaşma özgürlüğü de denilebilir belki. Çok tehlikeli ve yuvaları dağıtacak. Hmm. Aslında buradaki mantık, ben ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Neden kocası, yani eşi, kadına şiddet uygularsa bu kavrama giriyor? Tek burada hmm. var. Evet. Niye sadece burada değerlendiriyorsun? Demek ki buradaki temel felsefe, aslında yuvayı bozmak, aileyi bozmaktır. Ailesiz bir toplum. Tabii, şimdi... Ailesiz bir toplum olunca, değerlerinden kopuk bir toplum olunca o memleketin insanlarını rahat bir şekilde sömürebilirsiniz. Belki bizi sömürmek isteyen zihniyet, bu zihniyetin arka planında bizi sömürmek isteyenler vardır. Bu arada Diyarbakır'daki adaylardan biri kadın aile kurumunu gerici diye ifade etmişti. Karşılaştınız mı bilmiyorum. Evet. Yani o ya, proje aile, devam ediyor aileye yönelik. Aileye gerici demek aile kimdir? Annemizdir. Babamızdır, Kendisi değil mi? Kendisi de bir aileden geldi sonuçta. Yani biz bizim annemiz babamızdır. Bugün mesela biz değerlerimizi savunuyoruz. Ana dilimizi savunuyoruz. Kurmancı diyoruz, Zazaki diyoruz. Bizim annemiz babamız olmasaydı biz bu dili bilir miydik? Bu kültürümüzü öğrenebilir miydik? Değerimizi öğrenebilir miydik? Kaldı ki Kürtler aile konusunda birbirine bağlı köklü bir yapıya sahiptir. Kürtler gerçekten bu konuda geçmişten bugüne kadar köklü bir yapıya sahiptir ve bu konunun burada Peki. E, dile getirmesi çok zor değil. Evet. 3 e, 3000 lira aylık destekte bulunacaksınız. E, kadınlarla ilgili meslek gruplarından bahsediyorsunuz. Onu da biraz O yani kadın iş... kooperatifleri dediğimiz Hı. yani kadınlarımızın işte yeteneklerini ortaya çıkaracak belli bir bazı eğitimler işte meslek edindirme kursları ile ilgili Hı. sertifika alınarak onlara kadınlara ait kooperatifler kurarak orada hizmetleri sunması, çalışmaları bu konuda onlara ortam ve şartlar sağlayacağız. Buna birlikte kadınlarımıza yönelik mesela Valide Kart dediğimiz bir projemiz olacak. açar ee, mısınız biraz? Yani Valide Kart şöyle 0-4 yaş ee, çocuğu olan annelerimize. Pembe otobüs görüyorum sizin projeniz mi? Evet. Pembe otobüs de şöyle. Kadınların özgürlüğünden bahsediyorlar ya. Hı hı. Biz e, daha... seyahat özgürlüğü. De, tabii. Siz kadınların seyahat özgürlüğü. Seyahat. Şöyle evet. diyoruz. Eğer kadınlarımız e, bugün kendilerine has bir otobüs talebi e, talep eden kadınlarımız bugün Diyarbakır 2 milyon nüfusa sahip. Hı hı. Eğer bunu 100 kişi de istiyorsa ben 1000 kişi ya da istiyorsa ben bu kadınların talebini değerlendiririm. Böyle bir talep var mı? Var. Bize talep eden var. Mesela bugün diyelim ki şehir içi otobüsleri zaten tıklım tıklım. Ve belki bir kadın huzurevlerinden ya da araştırma hastanesinden daha kapıya gitmek istiyor. E tek başına gitmek istiyor. Bu konuda pembe otobüsü de tercih edebilir. Eğer öyle bir tercihi varsa bu konuda ihtiyaç varsa, talep varsa, varsa karşılarız talep varsa, diyorsunuz. Ha, bu demek değildir. işte karma otobüslerimiz olmayacak. İstiyen karma otobüs de binecek. Peki, Be Heh, buyurun. Yani ulaşımda belki soracaksın ama... Yok, kadınlarla ilgili <laughs> soracağım. Evet. Ee, Hüdapar siyaset sahnesine özellikle de e, 2023 seçimi öncesinden, ha, bugüne kadar e, Hüdapar'ın kadına bakış açısının e, problemli olduğunu sürekli ifade eden bir kesim de var Türkiye'de. Zaman zaman bunu yüksek perdeden dile getiren siyasi partiler de var. Şimdi siz e, hem milletvekilisiniz hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız. Sokaktasınız, caddedesiniz, köylerdesiniz. Kadınlarla karşılaşıyor musunuz? Onlarla konuşuyor musunuz? Oylarına talip olduğunuzu söylüyor musunuz onlara? Ne gibi tepki alıyorsunuz? Size mesafeli mi yaklaşıyorlar ya da? Kadınlarla konuşmak ne demek? Kadınlar bizim annelerimizdir. Ee, annelerimiz değillerse bacılarımızdır. Ee, Hı -hı. Kadınlar toplumun annesidir. Kadınlar tüm insanlığın öğretmenidir. Tabii ki e, onlarla da konuşuruz. Tabii ki onların oylarına talibiz. Ve göreceğiz ki kadınlarımız, belki kadınlara bir sayı istatistiği tutulsa en çok gıda para oyunu vereceklerdir. Çünkü kadınların e, en çok kendini huzurlu ve güvende hissettiği parti, siyasi parti öda par olacağını göreceğiz. Bu yönüyle de görüşüyoruz, ziyaret ediyoruz, evlerine oturuyoruz, muhabbet de ediyoruz, çaylarını da içiyoruz ve kadınlarımızla da bizim bir problemimiz yok. Sadece birileri şöyle algı oluşturmaya çalışıyor. Hatta biz seçilmeden önce dediler ki öda par milletvekillerinin olduğu odada, o salonlarda kadınlar çalışmayacak falan kendileri uydurup kendileri inandılar. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Ee, bizim bizim söylemediğimiz de söylemediğimiz halde daha doğrusu bizimle ilgili birileri kendince bu etiketi e, yapıştırdı ve kendisi kendileri bunun üzerine değerlendirmede bulundular. Böyle bir problem yok. Tamam. Kadın belediye başkan adayları var biliyorum var, da tabii parçası, ki. değil mi? Farklı illerde ilçelerde. Farklı illerde e, ilçelerde beldelerde de olsun bizim kadınlarla. Bizim böyle bir ayrım bizde söz konusu değil yani. Evet net bir cevap var. Tabii, tabii. Şimdi altyapı ve ulaşımla ilgili e, projeleriniz. Ben şöyle sorayım. Diyarbakır büyüyor gittikçe. Trafik yoğunluğu da birçok noktada artıyor. Özellikle Elazığ Çevre Yolu, yine Urfa Yolu üzerinde ciddi anlamda bazı problemler var. Siz trafikle ilgili nasıl bir planlama yapacaksınız? Altyapı çalışmalarınız nasıl olacak ileriye dönük? Bu binvalide de projeleriniz Yani zorunda. şunu söyleyeyim, ben halkla buluşmalarında soruyorum. En çok sorun ettiğiniz nedir? Öğrencilerle de görüşmede, halkla görüşmelerde, kadınlarla da görüşmelerimizde. Birinci sorun olarak talep ettiklerinden bir konu da ulaşımdır. Ulaşım. Diyarbakır'ın ulaşımı gerçekten çile haline almış. Çekilmez bir durumdadır. Hatta küçük çocuklarına biraz sordum. Ee, bir çocuk şöyle bir ifadede bulundu. Dedi ben gidiyorum. Durakta bekliyorum. Bir otobüs geliyor tıklım tıklım. Balık istifiliyorlar ya. Evet. E, tıklım tıklım ve o geçiyor. Ben diğer derse geç kalıyorum, diğer derse ancak yetişebiliyorum. Ve bu konuda ciddi şikayetler var. Bu ne gibi? Bu bir problem. Çözümü nasıl olacak? Aslında bunun çözümünü bizden önce yetkililer zaten söyledi. Bundan kaç yıl önce yetkililer söylediler, buraya bir tramvay gerektiği ihtiyacı var. Bunu söylediler, projesi bitti dediler, projesi ete kemiğe büründü dediler. İşte güzergahlarını tek tek nokta nokta çizdiler. İşte Dağ Kapı'dan Gazi e, Yaşargil Araştırma Hastanesi'ne kadar güzergahların animasyonlarını da bize izlettiler. Ancak ortalıkta bir tramvay yok. Yani her şeyden önce şunu da söyleyeyim. Yani biz bugün Diyarbakır'da bunu konuşmamız bile büyük bir ayıp. Büyük bir şehirde bir tramvayı konuşuyoruz ya. Yani bugün Çoğu şehirde tramvay var, girişte de söyledim, metro var, trambüs var ama bu memlekette bir tramvay hala yok ve bu trafik de çekilmez bir durum almış. Siz bu aile sistemlerle ilgili bir çalışma yaptınız. Peki maliyeti nedir? Yapılabilir bir şey mi? Yani şu şekilde tabii ki yapılır. Bunun daha önce zaten yapılacağına dair karar alınmış bir durum. Projesi bitmiş bir şekilde, çok rahat bir şekilde yapılabilecek bir projedir. Ve biz onun projesini de çizdik. bu konuda etkili, yetkili, nitelikli arkadaşlarımız, mühendislerimiz var. Biz onlarla beraber bu işi yapacağız. Mesela diyoruz birinci güzel, iki güzergahtan biz oluştur, şey oluşturacağız evet. bu tramvay raylı sistemi. Birincisi da kapıdan araştırma hastanesine kadar. ikincisi de direkt üniversiteden Oğlaklı'ya kadar. Tek evet. şey, tek olacak şekilde burada hepsini kapsayacak bir şekilde. Bu ciddi bir şekilde trafiği rahatlatacak. Bir de Trambüs projemiz var. Trambüs projemiz de kuyu, Araştırma Hastanesi, şu an yapılan şehir Hastanesi, ondan sonra 500 evler otogar ve e, Nevruz Parkına kadar. Bu da kırmızı hatlarla kilit... çizilen yer mi oluyor projede? <laughs> Olabilir. Yani o kilit noktaları birbirine evet. bağlayacak. Evet, aynen abi. o, o şekil. Üç kuyu. Var ee, bir nasıl... şekilde şehri birbirine bağlayan tek seferde yolculuk yapar. Tabii köprülü kavşaklarla ilgili rahatsız etrafta rahat, biraz hızlı ilerleyeceğiz. Hızlı söyleyeyim. Yani bu tarz detaya girmeyeyim ama bunları masaya yatırıp ulaşımdaki sorunu Tıkanıklığı çözeceğiz. Allah'ın izniyle evet. vatandaş e, diyecek biz rahatladık ya. Şimdi şöyle diyeyim. Biz zannediyoruz ki belediyecilik işte Diyarbakır'ın binalarına bakıyoruz. O çok güzel. Lüks binalar. Nasıl siteler çok güzel. Yeşil alan çok güzel. Yani siteler. Bu belediye değil vatandaş zannediyor ki bu belediyedir. Belediye bu değildir. Belediye yollardır. Belediye altyapıdır. Belediye ulaşımdır. Belediye sudur. Belediye işte bu temel hizmetlerdir. Yani buna yönelik e, projeler konusunda e, Diyarbakır'ın sorunu var. Hani onlar o lüks binaların e, belediyele bir çok da bir alakası yok. Belediye sadece ruhsatını veriyor. Yani verir. asıl e, eğilmemiz gereken Peki. ulaşımdır. Yani belediyede belki ilk akla gelen Peki. konulardan biri ulaşımdır. Ee, evet sizin... Projelerinizi biraz hızlıca e, sormaya devam edeceğiz. Süremizi de yavaş yavaş bitiriyoruz. Hayır. Ama e, tüm projelerinizi dinlemek isteriz. E, nihayetinde Büyükşehir Belediye Başkanı adayısınız. Sadece şehir merkezinde yaşayan vatandaşların belediye başkanı olmayacaksınız. E, i̇lçeler var Diyarbakır'da. Kırsal kesim e, önemli bir e, sayısal olarak e, vatandaşımızı barındırıyor. Kırsal kesime ilgili projeleriniz, bizi izleyen izleyicilerimiz arasında kırsalda bizi izleyen mutlaka var. Siz de gidiyorsunuz. Ne yapacaksınız kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla ilgili, köylerde yaşayan? Örneğin aklıma gelen küçük baş büyük baş hayvan desteği sunabilecek misiniz? Ya da arazisi için, tarlası için ne ekilmeli, o konuyla ilgili yardımcı olacak mısınız? Kırsal kesim projelerinizi buyurun sizden dinleyelim. Yani özetle söyleyeyim. Tabii her ilçemize yönelik bu temel anlattığımız şeyleri de orada da sağlamaya çalışacağız. Ulaşım problemi hmm. bitmesi, altyapının bitmesi, çoğu yollarımız yani hangi çağda yaşıyoruz uzaya adam gönderdik. Ama çoğu köylerde kırsal kesim diyorsunuz su, altyapı yok. Su da yok evet. Su yok. Yollar köstebek gibi. Dün topraklı yollarda merkeze bağlı, sura bağlı bir köye gittik. Ee, yol tamamen kum. Toprak, toprak yollardan gittik bir köye halen o dönemde yaşıyoruz. Aynı şekilde altyapı problemi var. Mesela Diyarbakır'ın işte Kabi dediğimiz mahalle bağı var mı oluyor diğer bir ismiyle. Türkçe ismi Bağı var. Bağı var mahallesi dediğimiz o mahalleye gittik. yani çöplükten geçilmiyor. mahallenin ortasında lağım geçiyor. Yazın kokudan ve sinekten vatandaş orada ciddi bir şekilde rahatsız. çöplükler her yere dağılmış bir durumda. Hatta Diyarbakır'ın kalbi dediniz. Surda bir yere gittim. Hiç çöp konteyneri yok. O bırak, bekletti. Yani çöp kutusu mu neyse. Görüntüler. Orada geliyor. yoktu. Ee, bir ağaç vardı. Bak bu Bağı bu da ayrı bir şey. Burası? Bu da ayrı bir durum. Bu da e, ekranda gördüğümüz e, çöp e, toplama merkezi dedikleri istasyonu dedikleri bir yer ve yanında binalar var. Kokudan geçilmiyor. Hatta ben dayanamadım maske taktım oradan kokudan geçiyor. maskeden bile yine koku geliyor Şehrin içerisine bir çöp istasyonu. Bunu buradan istasyonu... taşıyacak mısınız mesela? Tabii ki. Şehrin de içine olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Yani bu sağlığa da zararlı, o vatandaşı da rahatsız edecek bir durumdur. Evet. Uygun bir yere, şehrin dışan, dışına, uzak bir yerde bu istasyonu taşıyacağız. Yani bununla birlikte Diyarbakır'ın göbeğinde surun içerisinde bir ağaçta çöp kutusu olmadığı için ağacın üstü dilek ağacı gibi olmuştur üstünde çöplük pislik çöplük var. Ben dedim belki dilek ağacıdır Yaklaştım baktık ki çöp ağacıymış. Olmadığı için toplum millet artık çöpünü ağaçların asıyor, atıyor üstüne. Yani bu hangi çağda yaşıyoruz? Gerçekten memlekete yine aynı yere geliyoruz. Memlekete hizmet yok. Biz diyoruz ki birbirimize sataşmak yerine biz bu memlekete çalışmaya geliriz. Sataşmaya değil çalışmaya geliriz. Hiç kimseyi kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, düşmanlaştırmadan, kin ve nefret gütmeden biz bu memlekete hizmete geliyoruz. Biz hizmet yapacağız. Yani bunun üzerine konuşacağız. Allah'ın izniyle toplum bu çalışmayı Hüdapar'ın farkını görecek. Gerçekten şu anda görüyor zaten. Ee, çalışmalarımızla da görüyor. Onların yanında durmamızla da görüyor. Hangi toplumun sıkıntısını bize anlatınca mutlak ya medyada dile getirmişiz, ya mecliste dile getirmişiz, ya da yetkililerle görüşmüşüz. Ee, kendi gücümüz nispetinde bunları dile getirmişiz. Ve inşallah biz diyoruz ki bu seçimde, bu seçimde ciddi bir sonuç alacağız. Ve aldığımız bu sonucun, son, sonucun sonunda da bu memlekete de güzel hizmetler yapacağız. Bazı büyükşehir adayları su faturasında indirime gideceğini söylüyor. Sizin böyle bir vaadiniz var mı? Bizim 21 metre köpe kadar özellikle imkanları olmayan veya bu konuda hatta yetim olan, dul olan, kimsesiz olan yönelik ücretsiz şekilde su sağlayacağız. Yani bu konuda vatandaş susuz kalmayacak. 21 metreküpün bir simgesi anlamı var mı? biz dedik ha, 21 metreküp biz Olsun. vereceğiz bu konuda. Ayrım yapmadan bütün vatandaşlara? İ i̇mkanı olmayan ama ha. imkanı e, hatta su faturasını diyelim ki ödeyemeyen ve bu konuda durumu yetersiz olan e, vatandaşlarımızı biz tespit ediyoruz. Biz rahat bir şekilde vatandaşımıza ulaşırız. Bazıları diyebilir bunu nasıl ayırt ediyorsunuz? Biz toplumun, milletin, halkımızın içindeyiz. Kim ne durumdadır, nasıl yaşıyor biliyoruz. Ve vatandaş susuz kalmamalı. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bu memleketin evladı benim suyum yok demeyecek bir izniyle. Biz o konuda bu temel bir ihtiyaçtır. Ve bu temel ihtiyaca ulaşmaları için ne gerekiyorsa bunu sağlayacağız. E, bir de Diyarbakır'da e, üniversite hastaneleri var. Haliyle çevre illerden e, tedavi olmak için ameliyat olmak için Diyarbakır'a gelen vatandaşlar. Evet. Bunların barınma ihtiyaçları oluyor. Yeme içme ihtiyaçları oluyor. Başkaca ihtiyaçlar da mutlaka oluyor. Var mı bununla ilgili bir projeniz? Bu Rahatlıkla Diyarbakır'a gelebilecek mi vatandaşlar? Bu konuda şu an bir çalışma aslında yapılmış. Ama dışarıdan gelen özellikle bu refakatçilerin kalabileceği misafirhaneleri yapmak konusunda projelerimiz var. Aş ile ilgili projelerimiz var. Yani bu konuda dışarıdan gelen vatandaş burada da açıkta kalmayacak. Hı. Ne kimse aç kalacak... Ne açıkta kalacak? Aş evleri, hatta şefkat evlerimiz de olacak. Yani şefkat Kimleri evlerimizde... Kimleri ağırlayacaksınız şefkat evlerinde? Kimse sizler, dul olanlar, yetim olanlar, yani imkanı olmayanlar vatandaşlarımıza biz bu konuda bizim belediyeciliğimizde kimseyi açıkta bırakmayacağız. Evet. Bu konuda onları orada barındıracağız yani. Var mı proje sorumuz? Var. Hayvan hakları. Yani şimdi Türkiye'de var bu sorun aslında. Sokaklardaki başıboş köpekler çok canı yakıyor zaman zaman. Ancak e, neredeyse onların da dokunulmazlığı var gibi bir algı var. Hatta algı değil gerçek dokunan yanıyor. Şöyle dokunan yanıyor. Zarar vermesin diye dokunan da yanıyor. E, ama niyetle bir gerçek. Sokaklardaki başıboş köpekler gerek çocukları gerek yaşlıları kadınları hatta artık gençleri hemen herkesi bir şekilde zarar verebiliyorlar. Diyarbakır'da da sokaktaki başıboş köpek sorunu var mı? Varsa siz nasıl çözeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Bizim sloganımız zaten huzurlu ve güvenli şehirler bizimle olur. Biz huzur hayvanlar ve hayvanlar için de bu geçerli o zaman. Tabii ki. Şimdi e, Ankara'dayken de e, bir çocuğumuza da bir köpek e, saldırmıştı Çok ve ciddi geçten, zarar vermişti. Ciddi zarar da vermişti. Yüreği parçalayacak bir durum olmuştu. Tabii o zamanki sayıyı söylüyorum, 96 kişi aklında kalmış, köpek saldırısına uğramış, kimisi köpekten kaçarken aracın altında kalmış ve hayatını kaybetmiş, bir Suriyeli de bu şekilde hayatını kaybetmişti. Bitlis'te bir mesele olmuştu, Kuduz olan gençler de vardı. Özellikle savunmasız yaşlılar ve çocuklar, yönelik başıboş sokak köpekleri sürü halinde saldırıyorlar. Ve bu ciddi bir konuda çocuklarımızın can güvenliğini tehdit ediyor. Bu yönden biz diyoruz ki çocuklarımızın can güvenliği tehdit eden durumları ortadan kaldırmak lazım. Köpek fıtratına göre hareket ediyor. Köpek sürü halinde ve zayıf birini gördüğümüz saldırıyor. Buradaki bize düşen görevleri, yetkilere düşen bunu buna bir çözüm bulmaktır. Bu köpekleri uygun bir ortama almak, barınaklara almak. Eğer gerçekten bu köpekler tehlike arz ediyorlarsa gerekirse itlaf etmektir. Çünkü memleket can güvenliği bizim için Ama önemli bir konu. Çok ciddi tepki alacaksınız. Çünkü mevcut belediyeler kimden ve neden çekiniyorlarsa hala çözmüş değiliz. Siz o tepkileri alma pahasına da olsa bu sorunu çözeriz diyorsunuz. Biz memleketin, toplumun huzuru ve güveni için ne gerekiyorsa yapacağız. Şunu söyleyeyim. Bakın deprem sürecine ben Diyarbakır'dayken şeyle görüştüm. E, Afat müdürüyle birlikteydik. Bir kedi için bir kadın yanımda en az yarım saat o Afat müdürünü e, meşgul ediyordu. Benim kedim işte galeriyanın oradaki bu evet. bina yıkıldı zaman. Benim kedim, benim kedim bu telefonu da kapatamıyordu. İşte hayvan haklarını, savunucuları bize saldıracak diye. Ya orada insanlar enkaz altında can çekişiyor. Tutuş, tutmuş kedim kedim. Elbette o da kurtarılmalı elbette. Tabii ki. Yani şimdi burada e, ehim mühim denen bir mesele var. Yani bir ön öncelik var. İnsan canı önemli. Tabii ki hayvanların da canı muhafaza edilmeli. Onlara asla bir şekilde zarar verilmemeli. Biz öyle bir medeniyete sahibiz ki ...Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşa gittiği zaman böyle köpek ve yavrusuna denk gelen bir yerde denk gelince ordusunun yönünü değiştiriyor. Ona rahatsız etmemek Süleyman için. karıncaları tabii. için. Evet. Yani bunlar hep bizim medeniyetimizde var. Bizim hayvanlarla bir alıp vermediğimiz bir durum yok. Bir düşmanlık zaten olamaz. Onlar Daha iyi fıtratı, şartlarda onları... Tabii fıtratı koruyacak. gereği o şekilde hareket ediyorlar. Fıtratı gereği saldırganlaşıyorlar. Ancak bir hayvan haklarını sözde hayvan haklarını savunuyorum deyip de onları göz önünde bulundurup da bizim çocuklarımızın o sürü halinde köpek terörünün içinde paramparça olmasına rıza gösteremeyiz. ve evet. O Ankara'daki çocuk gerçekten onu gören vatandaş anlatıyordu. Ben diyor sadece gördüm çantası böyle havaya atılıyordu. İşte üzerindeki montunu çıkarmış, çocuğun elbisesini çağırmış. Sürü halinde sabahın köründe o çocuk acaba ne acılar yaşadı? Ne travmalar Ailesi şu <laughs> an ne durumda acaba? Binlerce köpek o çocuğun yaşadığı bu travma kadar değerli değildir. Evet. Gerçekten bu konuda, bu bölgede de, sokaklarda, parklarda çocuklarımızdır çocuklarımızındır diyeceğiz. Evet. Çocuklar pencereden parka bakmayacak, çocuklar pencereden sokaklara bakmayacak. Çıkıp sokaklarda huzur ve güven içerisinde oynayacaklar, parklarda huzur ve güven içerisinde oynayacaklar diyor. Evet. Engellerle ilgili var mı projeniz? E, gerek e, görme engelli olsun, gerek bedensel yetersizliği olsun. E, engelli vatandaşlarımız da var haliyle. E, bunlar zaman zaman kimi hizmetlere ulaşımda sıkıntı da yaşayabiliyor. Evet. Siz e, bir nisan sonrası e, bu kesime var mı bir vaadiniz? Yani şöyle sonuçta onlar da e, onlara yönelik de e, projeler yapılması gerekiyor. Şu anda ekranda <laughs> bir proje. Aynen mesela hmm. engelli Taksin, taksi dediğimiz. Engelli taksi. Şimdi engelli vatandaşın en çok belki yaşadığı sıkıntı evde yalnız kalması. Hı hı. Rahat bir şekilde belki dışarıya çıkamaması, işte sosyal ortamlarda bulunmaması. Onun için bir sıkıcı, sıkıcı bir durum oluyor. Her şeyden önce onun sağlıklı ulaşabileceği bir sosyal ortam sağlamak, evet. sosyal bir tesis sağlamak. Tabii bu sosyal tesise veya sosyal ortama veya arkadaşlarına misafir yani misafirliğe nasıl gidecek bunun hı hı. şartların sağlanması hı hı. gerekiyor. Bu yönden işlediğimiz işte o engelli yani bu, taksi bizim bir güzel. projemiz. buna birlikte işte Ramp belediye otobüslerinin var. belli güzergahlarda saatleri belli olacak şekilde engellilere has şekilde belediye otobüslerinde tahsis edeceğiz. Bu konuda normal engelli olmayan bir vatandaşın hayat standartları, şartları, sosyal ortamları hangisi gerekiyorsa aynı şekilde... Engelli vatandaşımıza hatta daha da pozitif ayrımcılık yaparak o şartları onlar için de Yani bir engelli sağlayacağız. vatandaş engelli olduğunu unutacak. Aynen. O şekilde biz onlara ilgili her türlü hizmetleri sunacağız biz. Peki birçok güzel proje, hizmet. Bunun için bir ekibiniz var mı? Yoksa seçilelim ekibi kurarız mı diyorsunuz ben bunu da sorayım. Kesinlikle soruyorum. bu konuda ekibimiz var mühendislerimiz var, ziraat mühendislerimiz var. E, altyapı olsun, üst yapı olsun bu konuda etkin, yetkin, nitelikli ekiplerimiz var ve rahat bir şekilde bunların hepsini yapabiliriz ve bizim o halk istişare merkezi dediklerimizden biri de işin uzmanlarıyla istişare edeceğiz. rastgele değil. Genç. Tabii ki <laughs> gençler Bak, yer alacak mı ekibinizde? öyle özellikle mutla. Evet. zaten ben bunlar gençler. gençlik politikalarından sorumluyuz yani. Gençler bizim için her zaman önemli olmuştur ve önemli olmaya da devam edecektir. Bu konuda o halk istişare meclislerinde hem etkin yetkin kişilerle de istişare edecek sonuçta bugün bir köprülü kavşağı konuşacaksak veya bugün işte engellilerle ilgili olsun bir proje konuşulacaksa e, bu projenin içerisinde engellinin bir kardeşimizin olmaması doğru değildir. Çünkü onların bakış açısı, onların yaşadığı psikoloji onlar daha güzel kendini ifade ederler. Bu konuda e, etkin ve etki nitelikli e, işin uzmanlarıyla istişare ederek biz projelerimizi yapacağız. Bu konuda bir problemimiz, bir eksiğimiz yoktur. Eyvallah. Peki. Hı. Süremizin sonuna artık geldik. E, haliyle e, seçime de çok kısa bir süre kaldı. Ramazan ayı da yaklaşıyor. Bayram öncesi seçime girecek, ülke girecek. Diyarbakır özelinde bir daha ağırlayabilir miyiz? Bilemiyorum programınız nasıl olacak. Ama biz yine de son sözlerinizi alırken seçim gününe dönük bir mesajınız var mı? Ramazan ayı da yaklaşıyor. Son sözlerinizi alacağız artık noktalayacağız. Yani şunu söyleyeyim. Evet seçim çalışması yapıyoruz, geziyoruz, ulaşıyoruz. Halkımıza, vatandaşımıza dokunuyoruz. Vatandaşınla sürekli de karşılaştığımız bir durum var. Sonuçta çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Gerçekte Gazze'de yaşanan durum, Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadığı durum yüreğimizi ciddi bir şekilde yaralıyor ve her zaman bu üzüntüyü, bu acıyı da hissediyoruz. Bazen e, emin olabilirsiniz ki seçim heyecanına kapılıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Gazze aklımıza gelince e, duruyoruz, düşünüyoruz ve e, dalıyoruz. Belki 1 Nisan'da bizi en çok mutlu edecek bir durum da şu olacak. E, Allah'ın izniyle belediyenin yasasında şöyle bir şey de var. E, kardeş belediyecilik diye. Biz 1 Nisan'da yapacağımız ilk şeyde, Aldığımız e, belediyeleri e, Gazze ile kardeş belediye e, ilan Değil edeceğiz de. ve onlarla dayanışma içerisinde çalışacağız. E, en büyük derdimiz de en büyük gayemiz de e, özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz onlar bizim için siyaset üstü bir meseledir. Ve her zaman gündemde tuttuk hiçbir ortamda ve hiçbir açıklamada da onları unutmadık. Bir yönüyle bu seçimde de alacağımız sonuç da inşallah Gazze'li kardeşlerimizi de sevindirecektir. Bu da bize bir dert olmuş. Onlar için onlar için bir şeyler yapabilmek, onlarla dayanışma içerisinde olmak. Şu anda zaten sağlıyoruz. Ee, parti olarak da Ankara'larda Ankara'da onlarla yaptığımız görüşmede de bizden talepleri oldu ve o talepleri de yerine getiriyoruz. Bize dediler, sokakları terk etmeyin, meydanları terk etmeyin, yürüyüşleri bırakmayın ve o gündür bugün biz yürüyüşleri yapıyoruz. Bize maddi destek de sunun bu konuda da maddi desteklerin sunulması için her zaman çağrılarımızı da yapıyoruz ve her zaman onun yanında olduğumuzu da dile getiriyoruz. Ve belki de bu yönüyle 1 Nisan'da da şunu da söyleyelim. İnşallah aldığımız her belediyeyi de Gazze'deki belediyelerde Gazze Belediyesi ile Kardeş Belediyesi de ilan edeceğimizi bildirelim. Rabbim hayırlı ve gerçekten memlekete faydalı bir seçim diye Türkiye yani. genelinde her il ilçede seçime evet. giriyorsunuz Gültepar olarak değil Türkiye mi? Türkiye'nin evet 81 ilinde e, ilçesinde her yerde bizim bağımsız e, olarak e, herhangi bir kendi logomuzla da, kendi adaylarımızla kendi kadrolarımızla seçime giriyoruz giriyoruz bunu da e, bir tekrar edelim yani. Peki. Hayırlı, Peki, hayırlı olsun, olsun tekrar. Çok Allah teşekkür Allah ederiz Biz teşekkür ederim. Evet Çok teşekkür ediyoruz. Konuk ol. oldunuz. Sorularımıza net cevaplar verdiniz. Hı. Değerli izleyenler seçim özel programını bu akşamda noktalıyoruz. E, hakikaten e, Diyarbakırla ilgili bildiğimiz e, tüm sorunları kendisine ilettik. E, net cevaplar e, alabilmek için de zorladık. E, takdir elbette ki Diyarbakır halkının. E, bizler seçim özel programında Hüdapar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Faruk Dinci ağırladık. 31 Mart'ta seçim günü Diyarbakırlılar bu anlamda diğer şehirlerde olduğu gibi kendilerine hizmet edecek adayı belirleyecekler diyelim ve bir başka seçim özel programında tekrar görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.